Herkese selam, iyi akşamlar. Ben Doğancan Mavideniz. Bugün sizlerle hangi cross platform etkinliğinin moderatörü olarak görev alacağım bu akşam sizlerle olacağım. Bugün iki konuğumuz var. Bir tanesi Flutter tarafında Levent Kantarlıoğlu. Diğer tarafta ise React Native tarafında Furkan Kılıç. Bugün aslında etkinliğimizin genel teması hem Flutter hem React Native tarafının artılarını, eksilerini, sektörde ne kadar yer edindiğini vesaire bu tarz ve ayrıca da sizin merak ettiğiniz sorular olursa sizden gelecek sorularla beraber her iki framework'te tartıya koyacağız ve bir değerlendirme yaptığımız bir yayın olacak. Chat'te de görüyorum gayet güzel bir yoğunluk var bu arada. Herkese tekrar hoş geldin diyorum. Ve aslında ufaktan konuklarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Evet ve konuklarımız hoş Merhaba, geldiniz. selamlar. Selamlar. Merhaba, Emre. Nasılsınız? İyi abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Dilersen Furkan sen bir öncelikle kendini tanıtarak başlayalım. Olur tabii ki. Ben Furkan Kılıç. Yaklaşık 5 seneden beri mobil geliştirici olarak, mobil uygulama geliştiricisi olarak çalışıyorum. React Native ile başladım. Yani 5 yıllık bir React Native tecrübem var. Yaklaşık 2 sene önce de paraşüte girdiğimde Flutter yazmaya başlamıştım. O yüzden oradan da bir 2 senelik de Flutter tecrübem var. Yani farklı teknolojilerde çalıştım. Backend ve frontend de yazdım. Ama ana odağım cross platformla mobil uygulama geliştirmek. Yani böyle özetleyebilirim sanırım. Süper, teşekkürler. Levent, kısaca seni de tanıyabilir miyiz? Teşekkürler. Ben de Levent. Şu an Düşyeri şirketinde Flutter takım lideri olarak çalışıyorum. Flutter'la bir 3 seneyi aşkın birlikteliğim var. Flutter'ın kararlı sürüme geçtiğinden bu yana diyeyim ki onları konuşuruz zaten biraz da bugünün konusu. Onun öncesinde benim de 1 yılı biraz yakın React Native ile geliştirmişliğim var. Ama onda daha öncesi 2014-2016'da frontend developerlık yaparken Adobe Air üzerinden bambaşka bir cross denilebilecek ama hibritten de performanssız bir yapıyla uygulama geliştiriyordum. Hani mobildeki geçmişim de esasında bu şekilde. Şu an yoluma Flutter'la devam ediyorum. Biraz da pozisyonum gereği. Benden de bu kadar. Süper. Çok teşekkür ederiz. Şimdi birçok insan aslında cross platformun az çok ne olduğunu biliyor ama ben yine de kısaca bir özetleyeyim. Cross platform dediğimiz hem iOS hem Android tarafa ya tek bir kodla çıktı alabildiğimiz ve her iki tarafa da hizmet sağlayabildiğimiz frameworkler aslında. Bu tarafta sadece Flutter ve React Native yok. Birden fazla seçenek var aslında ama bu akşam biz bu ikisini değerlendiriyor olacağız. Tabii ben bir native'ci olarak hani cross platform böyle anlattım. Umarım doğru anlatmışımdır. Siz çok daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Sizlerden kısaca şeyi dinlemek istiyorum. Öncelikle Furkan'la başlayalım tekrar. React Native nedir? Bize bunu kısaca bir anlatabilir misin? Hiç bilmeyen biri için. Tabii ki yani React Native aslında React kullanarak mobil uygulama geliştirmeyi sağlayan bir framework Facebook tarafından çıkarıldı. Yani sanırım ilk versiyon 2013 civarlarında. Stabil versiyon ise, official release ise 2015'in yani sanırım Mart'ındaydı diye hatırlıyorum. Yaklaşık 7 senelik şeyde release date olan bir mobil uygulama geliştirme framework'ü. Dediğim gibi hem Android'e hem iOS'e temelde uygulama çıkartabiliyorsun. Tabii sadece buna sınırlı değil. Onlarca web tarafına destekleri var. İşte Microsoft'la beraber Windows tarafına da destek vermeye başladılar. macOS için de bazı gelişmeler var. Yani kısaca tek bir kod base üzerinden hem mobil cihazları hem desktopları hem web uygulamalarına yazabildiğimiz bir framework Facebook tarafından geliştirildi. Ve temel olarak React'ı kullanıyor. React da zaten yine Facebook'un geliştirdiği bir teknoloji. Kısaca React'ı kullanarak mobil uygulama geliştirmeyi sağlıyor diye özetleyebilirim sanırım. Süper, teşekkürler. Levent, senden de bir Flutter dinleyebilir miyiz hiç bilmeyenler için? Tabii ki. Flutter'da Google tarafından geliştirilen bir teknoloji. Fiili olarak kararlı olmayan sürümleri herhalde 2017 civarlarında ilk kullanılmaya başlanıyor. Ancak 2018'in aralığında ilk kararlı sürümü çıktı. Şu anda da 2.17 miydi? O civar bir sürüme sahip kararlı bir şekilde ilerliyor. Hem sürüm olarak hem de ürün olarak demiş olayım. Flutter'ın mottosunda eskiden cross platform ibaresini görüyorduk. Biraz önce senin de belirttiğin gibi Android ve iOS'a ürün çıkarmak şeklinde ama geçtiğimiz Mart ayından bu yana artık web ve masaüstü desteğinin kararlı olarak da gelmesiyle beraber artık cross platform ibaresini kabul etmiyorlar. Multi platform olarak. Hatta gömülü sistemlerde vesaire kullanımlar da var. Özellikle otomotiv sektöründe bunu işte BMW, işte Toyota gibi firmalar da kendi araçlarında kullanmaya başladılar Flutter'ı. O anlamda da bir yaygınlığı da
başladı. Flutter'ın ama tanımına bir dönecek olursak, Flutter'ın ne olduğuna dair, Flutter'ın kendi sitesinde ya da ekibinin deklar ettiği şey bir UI toolkit, aslında arayüz geliştirme kiti gibi bir şey. Sadece bir kitse bu kadar şey nerede oluyor? Çok teknik detaya girmeyeceğim. Yani arka tarafta kendisi çok güçlü bir işte Sikea isimli bir arayüz grafik motoru vesaire var ama esasında şunu söyleyelim, sadece Dart denen bir programlama diliyle çalışıyor. O da 2010'lu yılların başlarında yine Google'ın piyasaya sürdüğü bir ilk başta sunucu tarafında kullanılan, hala da kullanılmaya devam eden bir programlama dili. Object Oriented bir dil. Dart da şu an Flutter'la beraber altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Biraz daha değil, epey bir popülaritesi vesileyle arttı. Bu şekilde Flutter tarafında da özetle. Süper. Birçok kişi için faydalı olmuştur diye düşünüyorum bu tanımlar. Peki biraz daha kişisel bir soru olacak aslında ama ben hiç bilmiyormuş gibi sorayım. Flutter ve React Native hangi idelerle kullanılabiliyor? Ya da sizin en çok tercih ettiğiniz, şu an güncel, profesyonel hayatta kullandığınız ide hangisi? Levent seninle başlayalım istersen bu soruya da. Tamamdır. İki alternatif var diyebilirim. Android Studio ve IntelliJ IDE var. Onları ben bir tutuyorum. Bir de diğer taraftan Visual Studio Code var. Bunlarla geliştirme yapılabiliyor. Ben Visual Studio Code kullanıyorum. Daha önce native geçmişim yok. O yüzden ilk başta karşılaştırdım. Hani biraz da kendimizden de açıkçası anlatarak biraz daha şey, yani bir yol çizmeyi taraftarıyım. İlk React'tan geçişim bilahare söz gelirse anlatırım ama ilk başta Flutter'a başlangıcından söyleyeyim. İlk başta iyi bir bilgisayarım yoktu. O zamanlar gerçekten maddi durum çok iyi değildi. Hani bilgisayarımda Android Studio kullanamıyordum. Oldukça fazla zorlanıyordum. Bir süre sonra işte VS Code'la mı bir denesem dedim. Baktım donanım olarak gerçekten gereksinimleri daha hafif ve daha sade. O açıdan VS Code'u ben tavsiye ediyorum. İşte içerikler hazırlıyorum. Hep her şeyim VS Code üzerinden. Ama native'de Android geçmişi olan ya da halen Kotlin Java ile geliştirme yapan arkadaşlar Android Studio'yu aktif olarak kullanıyorlar. O case'ler için de Android Studio kullanılmasını tavsiye ederim. İkisinin de teknik anlamda bir hani yetersizliğini birinde olup öbüründe olmayan bir feature'la henüz karşılaşmadım. Her ikisi de kullanılabilir. Kişisel olarak VS Code'u tercih ediyor ve tavsiye ediyorum. Tamam. Furkan senin de fikirlerin olalım istersen bu ide konusunda. Yani burada ben de VS Code kullanıyorum. Önce baştan onu söyleyeyim. Ama ben ilk çıktığımda, yanlış söylemiyorsam işte Flutter'a ilk başladığım dönemde VS Code desteği ya yoktu ya da stabil değildi. Hatırlamıyorum şu an. O zaman IntelliJ kullanıyordum ben. IntelliJ gerçekten de bence VS Code'un birkaç gömlek üzerinde bir idi. Ama zaten aslında yapmak istediği şeyler çok farklı. Teki gerçekten de feature anlamında ve özellik anlamında ya da atıyorum akıllı öneriler anlamında kendi geliştirmeye çalışırken VS Code daha lightweight olup her yerde çalışmak ve daha hız odaklı bir şey. O yüzden karşılaştırmak bence çok doğru değil. Ki zaten hani tool olarak da kendini aynı yere bile koymuyorlar aslında. Biz sadece ikisinde de kod yazabildiğimiz için aynı sepetteymiş gibi görüyoruz. Ben o yüzden IntelliJ'i çok beğeniyordum. Fakat VS Code'a geçtikten sonra ben de React Native ve React ve diğer tüm şeylerin hepsini VS Code'da yazıyorum. Bir kere Flutter'da VS Code'a geçtikten sonra o hız benim de işime geldi. Dediği gibi çoğu işimde görüyor. O yüzden ben de VS Code tercih ediyorum. Genelde arkadaşlara da hani VS Code önerebilirim. Ama IntelliJ'deki o kısa yollar bilmem neler bence daha akıcı ama çok ciddi bir performanslı bir bilgisayar gerektiriyor. O da tabii kaç kişi var bilmiyorum yani o da ciddi bir problem. Ama yani ben de VS Code kullanıyorum. Peki VS Code'un size sağladığı ekstra hızın yanında avantajlar var mı? Atıyorum eklentiler vesaire, IntelliJ'de olmayan eklentiler kullanıyor musunuz o tarafta? Tam bilmediğim için soruyorum. Tamamen spontane yaptım, bu soru gelişti. Yani bende yok ekstradan bildiğim kadarıyla. Ekstra bir şey kullanmıyorum. Bu arada VS Code'un aslında dediğim gibi extension tarafı bildiğim kadarıyla daha dolu. Çünkü ben Evet. işte dediğim Node.js ve diğer taraflarda da bazı extension'lar kullanıyorum. Ama ben Flutter tarafında çok ekstra bir extension kullanmıyorum açıkçası. Kendi zaten official olarak yayınladıklarını kullanıyorum. O yüzden benim kullandığım ekstra bir şey yok. Benim VS Code'u tercih etme sebebim tamamen hem bir el alışkanlığı. React Native'de yazdığım için sürekli bir IntelliJ aç, bir VS Code aç karışıyordu artık bende. Çünkü kısa yolları da farklı. Hem onu kullan hem onu kullan zor olmaya başlamıştı. O yüzden hepsi tek bir platformda olsun diye ben VS Code'a geçtim. O yüzden extension üzerinde bir şeyim yok yani. Şeyim Harika. yok. Levent, Ben senin var mı şöyle acaba kullandığın bir sen? yapayım. VS Code'un mesela asıl amacı bir Android uygulama geliştirmek değil. Furkan dediği gibi aslında birçok şey yapabileceğiniz, eklentilerle uygulama, ürün geliştirebileceğiniz bir ortam. Android Studio tarafında belli şeyler doğal uygulamanın kendinden gelebiliyorken VS Code'da bunlar için eklenti yüklemeniz.
gerekiyor ama bunlar da çoğunlukla isteğe bağlı. Mesela Furkan dedi çok pek eklenti kullanmıyorum diye. Ben de aynı şekilde kullanmıyorum çok fazla. Hani böyle gerçekten günlük hayatta işimi kolaylaştıracak şeyler varsa yani abartmıyorum 6 tane falandır kullandığım ki onda bir kısmı şeydir. Atıyorum SVG resim görüntüleyici falan. Hani Flutter'dan, Dart'tan bağımsız şeyler. Ama onun dışında evet. İşte bir data class üretmek için atıyorum sen sadece bir sınıfın özelliklerini veriyorsun. Senin için işte JSON konvertörleri vesaire oluşturuyorlar. Onlar artık bir süre sonra böyle bir zul gelmeye başlıyor. O tip şeylerde bu eklentilerin faydasını görebiliyoruz. Ekstradan ne diyebilirim? Biraz sadeliği Visual Studio kodu beni cezbediyor. Android Studio çok karışık geliyor. Ya dediğim gibi native tarafta Android'de daha eskiden, ya çok eskiden Java yapmıştım. Şimdi bambaşka bir arayüzü var zaten. Şu an içerisinde kayboluyorum. Ama belli durumlarda yine Android Studio kullanıyorum. Neden? Mesela imzalı bir APK almak istediğim zaman VS Code'da bunu işte terminalden vesaire yapmaktan ziyade Android Studio ile açıp oradan yapmak daha kolayıma geliyor. Belki daha da pratik bir yöntemi vardır ama yani öyle bir alışkanlığım oldu. Direkt oradan gidip işte imzalı APK oluştur, işte App Bundle oluştur gibi yollara başvuruyorum. Onun dışında bir de bazen uygulama crash ediyor. Böyle sebebini çözemiyorsun. O tip durumlarda loglara falan kolaylıkla bakabilmek için yine Android Studio'ya geçtiğim oluyor. Ama fiili olarak Flutter Dart kodu yazmak için tercih etmiyorum diyebilirim artık. Tamam, harika. Şimdi soracağım aslında direkt Flutter ya da React Native özelinde değil. O yüzden biraz daha ortak konuşmamız gereken bir konu. Aslında size de muhtemelen çok kez soruluyordur bu soru. Cross platformun Native'e göre artıları nedir, eksileri nedir? Eğer Flutter özelinde varsa ekstra bir dezavantajı ya da avantajı onu söyleyebilirsiniz. Ya da aynı şekilde React Native. Dilersen Furkan senden dinlemeye başlayalım. Olur. Ya bu soru gerçekten çok fazla geliyor. Özellikle yazılıma yeni başlamak isteyen arkadaşlar için. Ya ben açıkçası şimdi yine o VS Code ve IntelliJ'deki duruma yine biraz benziyor. Aslında çıktıları aynı olduğu için aynı kategoriye koyuyoruz ama bence native ve cross platformun hedefledikleri ve amaçladıkları şeyler birbirlerinden çok farklı. Evet ikisi de uygulama çıkartmayı sağlıyor ama işte cross platformların amacı özellikle hızlı bir şekilde işte MVP çıkartmak, iki tarafta da release almak. Özellikle startupların tercih ettiği yöntemler bunlar. Startuplar çünkü bir an önce fikri doğrulayıp onu gerçek bir ürün haline getirmek istiyorlar. Genelde cross platform dediğimiz native teknolojiler ise daha büyük projelerde daha fazla insanı kullandığı ve çok daha fazla özellik gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. Çünkü proje büyüdükçe bunun daha sonrası olabilmesi daha büyük öncelik oluyor. Native olarak geliştirdiğimiz uygulamalarda işte ne kadar RAM kullanacağından işte ne kadar isteklerini nasıl şekilde atacağımıza kadar her türlü şeyi customize edebiliyoruz, özelleştirebiliyoruz ve her şeye tek tek elle dokunabiliyoruz. Fakat cross platformlarda bunlar yok. Ama dediğim gibi burada ikisinin bence birbirinden tamamen farklı amaçları var. Bir taraf hızlı bir şekilde ürün çıkartmak. Özellikle eğer ekipte az kişi varsa işte tek bir yazılımcıyla beraber hem Android hem iOS çıktısı alıp bunu test edebiliyoruz marketlerde. Diğer taraf ise daha büyük uygulamalarda daha sorunsuz ve daha performans odaklı ürünler geliştirmek için kullanılıyor bence. O yüzden ben mesela bana çok şey geliyor işte cross platformlar çıktı artık yerde native kullanılmayacak gibi böyle bazı arkadaşlar bir şeyler söylüyor. Mesela ben hiçbir şekilde katılmıyorum buna. Tamamen ikisinin bence kullanım alanları farklı. Native kendi alanında aynı şekilde kalmaya devam edecek. Cross platform ise özellikle startuplar tarafından tercih edilmeye devam edecek gibi yorumluyorum diyebilirim. Ben de destekleyen şeyler söyleyeceğim illaki. Ufak daha küçük çaplı şirketler, yeni oluşumlar biraz daha hızlı ürün çıkarabilmek için evet cross platform ürünleri genelde tercih ediyorlar. Ama burada şunu da söylemek isterim. Aslında native taraftaki bu önde gelen şirketler de herkeste bir amaç var. Nihayetinde sizin her türlü store'da olmanız lazım. Yani dünyanın %99'u Türkiye'de de dünyada da oran işte %85'e 15 iOS ve Android kullanımı Türkiye'de %85'e %14'lük bir kullanım var. Dünyada biraz daha iOS kullanımı daha fazla sanıyorum alım gücüyle alakalı. Her iki platformda da olmak zorundasınız. iOS, Android ve diğer yeni çıkan bu arada işletim sistemleri de var. Bunlar da olmalısınız. Şimdi native tamam, performans vesaire bunlar artık konuşmaya bile gerek yok. Ama onların da aslında bir cross olarak çalışabilme sevdaları var. Mesela Doğancan sen daha iyi bilirsin. Swift'te de şu an yani öyle bir multi platform şeyleri var. Haberleri sürekli ben de bir yandan Swift geliştirmeye başladım ama yani çok da içerisinde değilim. Yani o tarafta da bir o bir gizli amaç var
Kotlin tarafında da öyle. Mesela Swift kodları elde edebilme gibi yine bir çalışmalar yapıyordu. Geçen arkadaşlara denk geldim. Hani ürün olarak aslında herkes aynı şey yapmak istiyor. Ama cross'ların işte platformdan biraz daha bağımsızlığı olduğu için bunu daha kolaylıkla yapabiliyorlar. Native bilinmesini belki fırsat olmaz şimdiden söyleyeyim. Cross platform geliştiriyor olsanız da en az bir native dile hakim olmanız oldukça önemli. Arka tarafta işler nasıl dönüyor? Ya da bir problem olduğunda çözebiliyor musunuz? Bazı eklentiler var ki çoğu uygulamada da şöyle, illa bir native taraflı iletişim kuran bir plugin kullanıyorsunuz. En kötü galeriden bir resim alıyorsunuz vesaire. Normalde cross platformda bunları bir takım insanlar, bizim gibi geliştiriciler yapıp ortak alanlara koyuyorlar. Oralardan temin edip kullanıyoruz. Ya kimse bunu yapmazsa ya da Android'in 35 sürümü çıktı. İçerisinde bir özellik var ama bunu kullanmamız lazım ve hemen kullanmamız lazım. Ama henüz bunu alıp da bir kütüphanesini yapan yok. Ne yapmak lazım? Native tarafla sizin kendi Flutter yani cross diyelim uygulamanızı orada bir köprü kurmanız gerekiyor. Tamam köprüyü de kurdunuz ama köprüden sonrası native tarafı nasıl yapacaksınız? İşte bu durumlarda en azından temel seviyede olsa bir her iki tarafta da native bilmek önemlidir diyorum. Ve de çalışma mantığını, life cycle tam anlayabilmek için bir tanesinde de tam hakimiyet kurmak önemli diye düşünüyorum. Süper, çok teşekkürler cevaplar için. Şimdi aslında native bilmek önemli dedim. Bu sorum da biraz bağlantılı olacak belki de bu konuyla alakalı. Cross platform geliştirmenin zorlukları sizce neler? Hiç böyle özellikle belki şu anda olmamıştır ama yeni başladığınızda ya ben hani şunu yapmak istiyorum ama yapamıyorum ve bir türlü de internette bulamadım diye kaldığınız çıkmazlar hiç oldu mu? Özetle cross platform geliştirici olmanın zorlukları nelerdir sizce Furkan? Şimdi bence bir kere dediği gibi %100 katılıyorum Levent'e. Cross platform geliştirdiğimiz zaman aslında bir şekilde o işin native tarafına da bulaşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hem o kütüphanelerin bazen o köprüsünü kurmamız gerekiyor ya da bir yerde native olarak bir hata veriyor ve onu çözmemiz gerekiyor. Burada bir sürü farklı problemler oluyor. Ben mesela ilk React Native'e başladığımda mesela 5 sene öncesinden bahsediyorum. Yani benim aylarım zaten sürekli olarak kırmızı ekrana bakarak geçiyordu. Çünkü atıyorum hangi kütüphaneyi kurman gerektiğini bile ilk başlarda doğal olarak anlayamıyorsun. Çünkü hangisi stabil hangisi değil ona bakmıyorsun. Yani sadece tek baktın. İşte atıyorum bir buton ekleyeceğim, bir kütüphane buldum ve hadi projeye ekleyeyim oluyor. Projeye ekliyorsun ve bir şekilde Android hata vermeye başlıyor. Bu sefer arıyorsun hata nerede bilmem işte orada hata veriyor. Netflix hata başka bir yere gidiyor ona bakıyorsun falan. İki tarafa da aslında hakim olmak bu anlamda gerekiyor. Hem Xcode'dan belli bir seviyede anlamak ve Xcode'daki hata çıktığını anlamlandırıp ona göre bir şey yapmak. Onun haricinde Android tarafı eğer hata veriyorsa Android Studio'yu kullanabilmek ve oradaki hataları debug edebilmek ve anlayabilmek. Bunlar bence baş başına bir problem. Onun haricinde Xcode'u kendi başına öğrenmek de baş başına bir problem. İşte atıyorum test flight göndereceksiniz. Orada nasıl bir arşiv, arkayv alınır. Ondan sonra test flight'a gönderilir. İşte imzalama nasıl yapılır, sertifikasyon falan. Orada bir sürü yine iOS tarafında kendine ait özellikler var. Aynı şekilde Android tarafında da yine APK'yı imzalamak olsun, bunu Google Play Store'a göndermek gibi yine bir sürü kendi native tarafının gereksinimli şeyler var. Şimdi siz bir cross platform geliştiricisi olduğunuz zaman hem Android'in spesifik bazı özelliklerini bilmeniz gerekiyor, hem iOS'in bazı spesifik özelliklerini bilmeniz gerekiyor ve bu anlamda ikisini birden çıktı alabilin. O yüzden yine bu taraf bence ciddi bir şekilde atlanıyor. Bir de dediğim gibi o kütüphanelerin hangi kütüphaneyi kullanacağını bilmek benim ilk başlarda yaşadığım en büyük problemdi. Yani orada herhangi bir gördüğümüz bir kütüphaneyi kullanmamamız gerekiyor. Şu anki bizim uygulamamızdaki işte atıyorum Flutter ya da React Native versiyonuyla uyumlu mu? Onu kontrol etmemiz gerekiyor. İşte en son ne zaman şey yapılmış, commit gönderilmiş, en son ne zaman güncellenmiş kodlar? Onlara bakmak gerekiyor. Bunun bir sürü şeyi var. Benim mesela yaşadığım en büyük problem oydu. Genel olarak projeyi ayağa kaldırmak. Ayağa kaldırdıktan sonra bir şekilde eklediğim kütüphaneler yüzünden crash olan uygulamayı tekrardan eski haline getirebilmek. Yaşadığım en büyük problemlerdi. Şu an mesela kendim ne yapıyorum diye sorarsam bana biraz çözüm olarak kısaca. Dediğim gibi kütüphanelerin ne kadar güncel olup olmadığına dikkat ediyorum. Gerçekten de arkasında ciddi bir destek var mı? Kaç kişi bu projeye destek veriyor ona bakıyorum. Onun haricinde tek tek eğer example örnek projeler varsa onları bir indiriyorum ve onlara bakıyorum. Yani gerçekten düzgün çalışıyorlar mı diye. Eğer bunun hepsi tıklıysa ben de ve onu projeme ekleyebiliyorum. Çünkü bazen belki zaten hani onlarca farklı kütüphane oluyor uygulamanın içerisinde. Öyle bir projenin içerisinde yeni bir kütüphane eklemek zaten baş başına problem olabiliyor. O yüzden bu tarz third party, üçüncü parti işleri yaparken, içeri alırken ekstra dikkatli olmak gerekiyor diye bir cross platform. Süper, teşekkürler. Levent, senin düşüncelerin ne dair?
Ben burada kendimden bir örnek vereceğim. Mesela Flutter değil, React Native tarafına geçip oradan bahsedeceğim. Ben de ki sektörü tamamen değişiklik yapıp mobile yöneldiğimde o zaman da baktım işte cross olarak gitmek lazım. Tek platformda savaşmak zor olur ki ben de uzun süre freelance çalıştım. React Native ile uygulama geliştirmek güzeldi. Ben de JavaScript kökenli biri, hani frontend developer olduğum için açıkçası yabancılık çekmedim. Her şey iyi hoştu ama çok fazla işte Gradle, hatta Gradle deyince böyle bir vücudumun bir yerleri titrer. Çok fazla build hataları vesaire almaya başladım. Yani development mükemmel ama sonrasında çok ciddi problemler yaşıyordum. Ve o kadar ya bir paketle problem yaşıyorum. Paketin düzgününü bulamıyorum. Onun kontribütörlerinin peşinden koşuyorsun vesaire. Yani böyle bir merkezi yapı yoktu. Şu anki durumu bu arada bilmeden 2,5 sene öncesini anlatıyorum. Açıkçası dedim yok ya cross olacağına bu kadar çile çekeceğimi olmasın dedim. Tekrardan hemen dön Java'ya, öğrendiklerine Java'dan devam et şeklinde gidecektim ki hani tesadüfen Flutter'ı gördüm. Ve gerçekten ama bir günde bunu, bir haftamda buna gitsin ne olacak falan dedim. Hani öyle başladı Flutter maceram tesadüfen. Yani bağlılığınız oluyor. Şu an ben React Native örneğini verdim ama aynısı Flutter'a da başıma gelebilirdi. Öncesinde Xamarin'de de başımıza gelmiş olabilirdi. Bir bağlılık yok. Bir de yine bununla alakalı olarak hem geliştiricilerin hem de aslında üreticilerin bir ortak noktası problemine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi mesela iOS'un 15 küsür herhalde şu an kullanılıyor versiyon olarak. Şimdi 16 çıkacak diyelim. Ya da Android tarafında da işte Android 32 çıkacak SDK farz edin. Şimdi bu yayınlanır yayınlanmaz Flutter'ın ya da React Native'in SDK'larının da bununla uyumlu olması lazım. Ve bunu hemen yapmaları lazım. Hemen yapmazlarsa siz de güncel SDK'yı alamazsınız. Bu sefer o cihazlara destek sağlayamazsınız. Hani belki işletim sistemi platform bazında sıkıntı olmasa bile yeni bir özellik var diyelim. Örneğin arttırılmış gerçeklik 3 gibi bir şey geldi. ArtKit ya da öteki taraf işte diğerinde vesaire. Sizin hani bunu Flutter'da ya kullanamıyorum. Neden? Eklentisi yapılmamış. Eklentisi niye yapılmadı diye gidiyorsun. Çünkü kendi Flutter'ın SDK'sı belki hala desteklemiyor gibi. Ya bu süreci en azından Flutter tarafı için söylüyorum. Oraya aktif çalıştığım için. Hani bu süreyi pek hissetmiyorsun. Yani bir iki hafta geçmeden bir Apple'ın etkinliği olduktan bir iki hafta sonra muhakkak Flutter tarafına da bir güncelleme geliyor. Ama her zaman bu bir risk. Böyle bir şey var. Yine cross platformlar ne kadar başarılı olsa da yine bunların da bir şeyi var. Miadı olabilir. Tabii bu tamamen soru işaretli bir şey ama riskleri insanın her zaman bir köşesinde durmalı. Apple'da da olabilir. Yarın gün Apple batar bir şey olur vesaire ama cross teknolojiler için bu biraz daha potansiyeli yüksektir. Ama kesinlikle hani kaçının demiyorum. Bak ben şu an fiilen sadece Flutter'da hani şey yapıyorum. İlave bir şey kendi teknolojilerim ya da çalıştığım ekibi güçlendirmek için farklı native tarafta geliştirmeler yapıyorum ama onun dışında mesela benim Flutter'a güvenim şu an tamamen hani sorunsuz. Bir 5-6 sene belki Flutter aktif yürüyecektir diye düşünüp ona göre ilerliyorum. Hani yatırım yapmaktan da çekinmeyin. Cross platform teknolojilere demiş olayım. Biraz da kariyer kısmı var bunun. İş bulma, çalışma kısmı var ama oraya da geçeyim mi Doğancan yoksa farklı sorular içerisinde mi cevap? Aslında benim tam da bir sonraki sorum onunla alakalıydı. Yani sektör beklentisi daha önce neydi? Bugün ne? Siz çünkü uzun zamandır Flutter'la ve React Native ile ilgili deneyiminiz olduğu için hani atıyorum bir 3 yıl öncesiyle şu anı kıyaslamanız belki daha kolay olur. İş bulma konularına vesaire de geçebilirsin uygundur Levent. O zaman hemen söz bendeyken Tamam. devam Sözüm etmiş olayım. benim için. Native geliştiriciyseniz, native kod geliştiriyorsanız iş bulma imkanınız daha fazladır diyebiliriz. Çünkü cross teknolojiler daha yeni. Yani 2015 itibariyle yaklaşık yuvarlayalım. 2015'ten beri sektörde kullanılmaya başlıyorlar. Ama daha öncesinde mobil uygulamalar yok muydu? Vardı. 2008'den bu yana ciddi bir kullanım var. Yine onu da söylemiş olayım. O zamandan beri mobil uygulama kullanan şirketler var. Şimdi Flutter, React Native ya da bir başkası ne kadar iyi olursa olsun tutup da çok büyük bir banka diyelim ya da çok büyük bir oluşum, firma, büyük ölçekli bir firma. Hadi arkadaşlar tası tarağı topluyoruz. Öteki işte yeni cross teknolojiye geçiyoruz demez. Kimse mevcut çalışan teknolojisini bozmaz. Yani refaktör edilmesi gerekiyordur. İlave yan bir uygulama işte ya bir e-ticaret uygulamasını düşünelim. Güzel bir yapısı var, bunu bozmazlar. Ama ne olur? Atıyorum kuryeler arası iletişim için ilave bir uygulama yapılacaktır. Tek o tip durumlarda onlar da cross'a yönelebiliyorlar. Ya diyeceğim ki şu,
Pastada büyük pay şu an büyük ölçekli firmaların. Onlar da eskiden devam eden ve performansı çok önem verdikleri için native geliştirici tercih ediyorlar. Bu anlamda native geliştirici olursanız iş bulma şansınız daha yüksektir. Diğer taraftan biraz önce Furkan'ın dediği gibi startuplar nedir bunlar? Yeni oluşmuşlar. Başarıya gitmek için bir potansiyelleri var ve sektörde başkası kapmasın diye her iki platformda da yer edinmeleri lazım. İşte onlar için de bu cross platformlar bulunmaz nimet. Startup gibi firmalarda benim yine gördüğüm biraz daha geliriniz daha yüksek oluyor. Yani TR bazında konuşuyorum. Böyle bir artısı olabilir. Tabii sosyal güvence, ekstra işte zam, prim sistemleri pek startuplarda olmaz. Ama onlar da aldığınız, yine çalıştığınız yerle alakalı biraz daha yüksek olur. Tabii daha yüksek olabileceği gibi daha düşük de olur. Asgari ücretle developer çalıştırmaya çalışan startuplar da var ama kurumsal firmada bunu görmezsiniz. Belli bir limiti vardır. Aşırı aşırı vermezler ama hiçbir zaman da aç kalmazsınız. Yani o şekilde söylemiş olayım. Globale baktığınızda her ikisine ihtiyaç var. Türkiye'de olduğu gibi. Hani şuraya getirip bırakacağım sözü. Herhangi bir şekilde native olsun, cross olsun. Eğer kendinizi yetiştirmiş bir developer'sanız kesinlikle iş bulamama durumu olacağını düşünmüyorum. Ve de şunu da son kez ilave eklemiş olayım. Şu an React Native içinde, Flutter içinde Türkiye'de yeterli pozisyon var. Ben çok fazla mülakatları hem danışmanlık ve eğitmenlik de yaptığım için hani giriyorum ya da destek veriyorum işte aracılık ediyorum diyeyim insanlara. Şu an çok fazla hala Flutter developer açığı var. Ama tabii ki startupların özellikle yani crossların en çok kullanıcısı olan startupların adam yetiştirmek için vakti yok. O yüzden genelde mid plus senior gibi pozisyonlarda bakıyorlar. O pozisyonda da ne yazık ki bu cross platformlardaki developerlar biraz da oradaki sayı daha az. Çünkü birçok kişi yeni başlamış oluyor ya da işte temiz kod yazmıyor vesaire şunlar bunlar. Eğer ya kendinizi geliştirirseniz cross platformlarda da kesinlikle istediğiniz geliri alır, istediğiniz işi yaparsınız diye düşünüyorum. Süper. Furkan, senin de eklemek istediğin bir şeyler var mı bu konuda? Yani Levent Bey'in çoğuna katılıyorum. Sadece bence Türkiye'de Flutter'da yeterli iş imkanı bence yok şu an için. En azından benim gözlemlediğim şey o. Tabii ki ikimiz farklı kollarda çalışıyoruz belki. Onun gözleminde benimki farklı olabilir. Ama şimdi şunu bir kere kabul etmek lazım. Flutter özellikle son 2 yıldan beri çok ciddi bir atak yaptı yukarı doğru. Yani bundan 2 yıl önce neredeyse piyasanın cross platform için konuşuyorum. Tartışmasız dominant gücü React Native iken şu an Flutter eşitledi ya da belki geçti yani. Özellikle hype'ı sabah kaldık belki de geçti. Fakat bana mesela iş ilanlarına bakıyorum. Az önce bir yandan da baktım. Atıyorum işte LinkedIn'e giriyorum. LinkedIn'de React Native üzerine açılmış 195 tane iş ilanı gözüküyor. Flutter'da 96 tane gözüküyor. Global çapta da bunlar hep bu şekilde. Çünkü bunun sebebi de şu. Yani 2015'ten beri olduğu için daha fazla firma kullanıyor. Daha fazla firma kullandığı için daha fazla örnek var. Firma özel daha fazla bu şekilde kullanmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi bu çap tam tersi değişebilir. Çünkü son birkaç yıldan beri Flutter'ın çok ciddi bir atağı var ve gittikçe katlayarak artıyor. Bundan bir sene sonra, 2 sene sonra tam tersi işte Flutter tarafında 195 tane, React tarafında 96 tane görebiliriz. Yani benim bu söylediğim şu anki durumlar için geçerli. 2 sene için de ne olacak kimse bilemez. Ama ben şimdi Türkiye'deki Flutter komünitesinin çok aktif olduğundan dolayı oraya fazla yüklenildiğini biraz düşünüyorum açıkçası. Bu arada kötü bir şey değil. Flutter insanların bir arada olması ve beraber bir şeyler paylaşması, insanlara yönelmesi çok güzel bir şey bence. Özellikle mesela React Native'in eksik olduğu bir konu bu. Özellikle Türkiye tarafında. Yıllardan beri Türkiye tarafında bir community yoktu. Biz niyetlendik ve yapmayı planlıyoruz. En azından belki bir şeyler olur diye. O yüzden Flutter Türkiye ekibi özellikle bu konu çok başarılı işler çıkartıyor. Ve insanları da buraya yönlendiriyorlar. Ama dediğim gibi en azından benim gördüğüm kadarıyla ve iş ilanlarını da şu an gördüğüm kadarıyla çok fazla yeni başlayan, yeni mezun React Native yerine Flutter'ı tercih ediyor ya da Native teknolojiler yerine Flutter'ı tercih ediyor. Ama gördüğüm kadarıyla şirketler o kadar fazla en azından yeni başlayanlar için Flutter ilanı açmıyor. O yüzden hani özellikle kısa vadede bir işe ihtiyacınız varsa da staj ihtiyacınız varsa bence de en garanti yöntem Native. Yani Native öğrendiğiniz zaman neredeyse tüm firmalar zaten Native kullanıyor bir şekilde. Native öğrenmek size en kısa vadede iş bulmanızı sağlayacak yöntem. En azından şu anki dinamiklerde sonra da React Native geliyor. Sonra da Flutter geliyor. Ama dediğim gibi şu an tam tersi böyle bir şey var. React Native'in gittikçe azalırken Flutter'ın gittikçe artıyor bu iş ilanları ve popülerlik oranı. O yüzden bundan bir sene sonra belki de tam tersini konuşabiliriz yani. Furkan, benim Evet, sana bir teşekkürler. sorum olsun mu burada? Hep Doğancan soruyor, Tabii. biraz da saralım artık. Tabii. Burada JavaScript kullanımının da
biraz etkisi olabilir mi bu React Native'e olan talepte? Tabii tabii kesinlikle. Yani sonuçta JavaScript neredeyse her yazılımcının 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde dokunduğu ve öğrendiği bir dil. Çünkü HTML, CSS, JavaScript ile başlıyor çoğu insan. O yüzden yani çok ciddi bir popülerliği olan bir dil. Ve çok ciddi popülerliği olan bir dille beraber bir mobil uygulama geliştirebilmek. Hatta aynı dili kullanıp frontend geliştirebilmek. Hatta aynı dili kullanıp backend geliştirebilmek. Hatta aynı dili kullanıp IoT yazabilmek ve yapay zeka yazabilmek. İşte bu çok ciddi bir avantaj. Ben en profesyonel seviyede JavaScript biliyorum diğer dillerle kıyasladığım zaman. Ve işte hadi Node.js öğreneyim ve gideyim backend yazayım dediğim anda çok hızlı bir şekilde zaten functional programming'i bildiğim için evet database'i nasıl oluşturacağını, Express'i belki öğreniyorum ve hızlıca bir backend oluşturabiliyorum. O yüzden burada kesinlikle JavaScript'in popüler olmasının çok ciddi bir avantajı var. Aynı zamanda React'ın çok popüler olmasının çok ciddi bir avantajı var. Çünkü şimdi React Native ve Flutter'da Flutter gibi çok güçlü bir ve durumu eşitleyen bir rakip var. Ama frontend tarafında özellikle Vue'ya biraz daha güçlenene kadar React hep neredeyse tek başınaydı o tarafta. Angular biraz vardı. Sonra React onu domine etti. Şu an Vue ile biraz başa başa çekişiyorlar ama React çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Şimdi React yazan bu kadar fazla frontend developer da mobil yazmak istediği anda zaten bildiği syntax'la beraber React Native yazmak çok daha kolayına geliyor. Aynı şekilde firmaların da kolayına geliyor. Mesela şu an ben işte girdim firmada. Zaten JS stack var. Sadece JavaScript bilen kişi arıyoruz. Çünkü en kolay yöntem bu. Ben backend de yazabiliyorum, frontend de yazabiliyorum, mobil de yazabiliyorum. Diğer arkadaşlar da aynısını yapabiliyor. O yüzden dediğim gibi JavaScript olmasının buradaki katkısı çok büyük. Yani bu React Native'in daha iyi ya da daha kötü olduğundan dolayı değil. Bence de JavaScript ile alakalı bir konu zaten. Peki burada JavaScript kullanımının şöyle bir çekincesi olabilir mi? Mesela ben React Native ile uygulama geliştireceğim. Onun için bir şirkete başvuruyorum. Evet, hayalimde mobil uygulama geliştirici olmak var. Onu trend görüyorum. Kendimi orada yetiştirmek istiyorum. İki gün sonra bana dediler ki ya sen zaten JavaScript biliyorsun. Hadi gel React Native'i React.js yazmaya başla. İki gün sonra Node.js yazmaya başla. Aslında kendini kişisel olarak geliştirmek için güzel fırsat ama hani çok bariz böyle örnekler var mıdır? React Native biliyor diye illa frontend bilme şeyi de zorunluluğu da tutuluyor mu? Mesela Flutter'ıysan sadece Flutter'ıs. Kimse ekstradan Flutter'da web yazacaksın gibi baskı duymadım hiçbir zaman. Çünkü o arada çok ilerlemiş durumda değil. Belki ileride yine o da olur. Ya şöyle ben son girdiğim işte full stack olarak girdim. O yüzden son işte benden bu bekleniyor. Zaten biz bu şekilde anlaştık. Ama bundan önce girdiğim ya da anlaştığım hiçbir firmada eğer React Native ve mobil diye anlaştıysam hiç onun dışına çıktığımızı görmedim. Bu arada şöyle bir durum var. Tabii ki de bunun dışına çıkanlar, her şeyi yazdırmaya çalışanlar vardır ki zaten iş ilanlarından da görüyoruz. Böyle bazen bir yıllık yazılımcıdan 10 yıllık deneyim ya da 20 yıllık deneyim istiyor. Ya da tüm IT sektörünü istiyorlar. Yani böyle yazık ki bazı bilinçsiz iş sahipleri var. Eminim başka arkadaşlarının başına gelmiştir. Ve o olabilir. Flutter'a göre daha potansiyeldir bu. Ama ben zaten bir iş verenle konuşurken nasıl o beni seçiyorsa ben de o karşı tarafı seçmeye çalışıyorum. Ve benden beklentilerini ciddi bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Eğer o kişinin zaten komple bir IT sektörüne ihtiyacı varsa ve bunu benle karşılamaya çalışıyorsa diyorum tamam yani ben başka yerlerle görüşeyim, uyuşamadık diyorum ve onunla çalışmayı tercih etmiyorum. O yüzden hani burada bence karşı tarafla beraber görüşürken nasıl bir beklentileri var ve potansiyel olarak size böyle bir şey yazdırmaya imkanları var mı? Onu sormakta fayda var. Ben yaşamadım ama yaşayanlar olabilir tabii ki yani. Ama orada dediğim gibi şeyi ilk başta öğrenmek çok anlamlı olabilir. Startup'la özellikle çalışıyorsanız startup şey diyebilir. Ya evet aslında Node.js yazsan iyi olabilir falan diyebilir. Orada en azından ilk başta girmeden önce karşılaştığında ne bekliyor? Net olarak anlaşırsanız sorun olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de Levent sana şunu sormak istiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama dünya üzerinde en çok Flutter developer olan ülkelerden bir tanesiyiz sanırım. Bu konu hakkında yani gerçekten ülkenin bu kadar Flutter geliştirici ihtiyacı şu anda var mı ya da önümüzdeki dönemde olacak mı? Ya da bu bilgi doğru mu? Bu konuda bir yorumum var mı? Evet ben de bu sayıyı hatta geçenlerde bir elime bir istatistik gelmişti hatırlamıyorum ama Türkiye'de ve Hindistan'da yani Türkiye çok başta geliyor. Evet, nüfusa oranlayınca da yine fazla geliyor. Bunun önce bir sebeplerini şöyle aklıma gelenleri söylemeye çalışayım. Bunların en başlıcalarından bir tanesi Flutter ekibinde ekibinin başında diyeyim geliştirici ilişkileri başında Nilay Yener denen bir hanımefendi var. Ve Türkiye'deki her türlü Flutter etkinliğine de katılmaya vesaire destek sağlamaya çalışıyor. Yani orada merkezde birinin hani as bayrakları moduna geçiyoruz şu an.
Orada öyle birisinin olmasının çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Birçok kişiye de ilham olduğunu. Bunun gerçekten hatırı sayılır bir etkisi var. Umarım daha da iyi yerlerde devam eder. Onun haricinde Google da burada bu pazarlama işini iyi yapıyor şirket olarak da. İşte öğrenci kulüpleri, geliştirici kulüpleri vesaire. Onun dışında bir de Flutter'ın gerçekten yani çok kolay uygulama geliştirmeye olanak sağlaması. Bu da başlıca bu sayıyı arttıran sebeplerden bir tanesi. Yani yoldan geçen birine ya bak vallahi çok kolay. İki tane widget koyuyorsun al sana sayfa oluşuyor diyorsun. Ya, hakikaten abi, de öyle. Bence gaza getirmeyelim insanları. Nasıl? Bence gaza getirmeyelim insanları. O kadar da İşte, basit. Şu an çok yani. Kötü. Ben de geçen bir yani LinkedIn'da Twitter'da mı hatırlıyorum bir isyan etmiştim. Ya böyle 101'lerle piyasayı bir kalabalıklaştırıyoruz da bak bu ileride sıkıntı olacak. Bir staj problemi var şimdi önümüzdeki aylarda daha çok gündeme gelecek. Bir de ya junior çok ama dedik biraz önce cross platformları tercih eden şirketler startup gibi kıdemli yazılımcı arayan şirketler. Ama ortada bakıyorsun canavar gibi bir sürü junior seviyesine gelmiş developer var ama sonrasında bir eğitim mekanizması yok, içerik yok. Bu konuda canla başla çalışan insanlar var. Onları da çok takdir edelim buradan ama yine de yeterli değil. Çünkü çok fazla bir sayı var. Hani eğitemeyeceksek bu şey yapmamamız lazım. Burada işte biraz Google'a iş düşüyor. Eğer bu hani tanıttığı kadar biraz daha ürünü insanların öğrenmesine biraz daha vesile olursa aslında bu temel seviyede dediğimiz Flutter developerları biraz daha üst seviyeye gelirse aslında çok güzel olur. Türkiye'deki de birçok iş gücünü kapatmış olurlar. Şu an bu. Hani bir dediğim gibi Nilay Yener etkisi, öteki taraftan Flutter'ın iyi reklamı yapması, bir de gerçekten geliştirmenin kolay olması. Ya hiç yazılımla alakası olmayan kişiler de ya kendi bir uygulamamı yapayım bakayım ne olacak falan gibi bir fikir var. Evet, direkt evet. Bakıyor en kolay, en kısa sürede hangisiyle cevap alabilirim? Ya hiç yazılım geçmişi olmadığını düşünerekten orada genelde Flutter tercih ediliyor ya da onu duyuyor iyi reklam yapıldığı için. Orada da durum böyle. Abi o zaman ben de bir tane soru sorabilir miyim araya girip? Merak tabii. Ettiğim için soruyorum bu arada. Şimdi hani kolay yapılma sebebinden dolayı soruyorum buna. Şimdi mesela object oriented bir dil olduğu için mesela Flutter öğrenirken ben çok daha fazla zorlanmıştım React Native'e göre. Çünkü React Native'de zaten functional bir dil. Zaten her şey JSON'da çalışıyor. Datayı atıyorsun, isteğini atıyorsun. Geliyor zaten JSON ve bastırıyorsun ekrana. Setleri yönetiyorsun falan. Her şey bana çok daha kolay ve rahat gelmişti. En azından öğrenmek açısından. Hatta böyle daha üst kıdemli yazılımcı bazı arkadaşlarla konuştuğumda ona da her şeyden bahsetmişlerdi. Flutter'ın öğrenme curve'ı daha zor. Çünkü object oriented gerekiyor. Bir kere JSON'ı parse etmeyi öğrenmek bile, o kafa yapısına gelmek bile belli bir zaman alıyor gibi geliyor bana. Onu yapmak bile belli bir zaman alıyor ama functional programming'in en azından temellerini öğrenmek çok daha basit gibi geliyor bana. Ama şeye katılıyorum. Flutter'da bence de UI yapmak daha basit. Sen nasıl düşünüyorsun bu functional programming ve object oriented arasındaki farkı? Sence Flutter mı daha başlangıç friendly, beginner friendly yoksa React Native? Burada JavaScript Dart mı diye ben bunu algılarım ki JavaScript derim onun içinde aynı şekilde. Ya da herhangi bir script diliyle de gelsek PHP falan desek yine onları da aynı şekilde söylerim. Ama bu aslında benim dediğim şey bir aynı şeye geldik. Uygulamadan kastım benim aslında arayüz geliştirmek. Çünkü genelde bir hevesle uygulama yapmak isteyen insanlar genelde arayüz yapıyor. Atıyor APK'yı bak enişte olmuş mu diyor bu kadar da bitiyor. Devamı getirmiyorlar keşke gelse. Ama sonrasında bakıyorsunuz. Abi Dart iyice hazmedilmemiş. Yani Dart'ta temel fonksiyonlar falan basic şeyler bilinmiş ama gerçekten object oriented'ın sadece işte setter getter'lardan vesaire oluşu. Ya bir kalıtım gerçekten özümsenmesi gereken bir şey. Bunlar olmadan Flutter tarafına geçilince evet uygulama çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama bir düzgün bir mimari çıkmıyor. Temiz kodlar göremiyorsun. Yazılan kodu anlamakta güçlük çekiyorsun ve çok nitelikli bir developer ortaya çıkamıyor. Aslında böyle bir dezavantaj var. Nesne yönelik programlamayı bilen için çok çok güzel Dart dili. Çok sade, güzel bir dil. Ama diğer türlü sadece arayüz yapacaksanız evet ama anlayarak gideyim diyorsanız JavaScript biraz daha mantıklı duruyor. Teşekkür ederiz. Peki şimdi konuyu biraz değiştireceğim aslında. Sen Levent az önce mimariden bahsettin. Projelerinizde kullandığınız spesifik bir mimari yapı var mıdır? Yani design pattern olarak adlandırdığımız. Furkan sen React Native tarafında ne kullanıyorsun? Yani bundaki pattern olarak bir ismi var mı bilmiyorum açıkçası. Ben sadece best practice olarak kendim ne yapmaya çalışıyorum ondan bahsedeyim. Ben bir kere her şeyden önce blogun da zaten Flutter tarafında yapmaya çalıştığı gibi
UI ile Logic'i birbirinden tamamen ayırmaya çalışıyorum. Çünkü UI ve Logic ne kadar birbirinin iç içe olursa gittikçe kompleksite o kadar fazla artmaya ve kodu anlayamamaya başlıyorsun. O yüzden mesela ben kendim yaptığım projelerde atıyorum bir component ve widget fırsatındaki adıyla yapıyorum diyelim ki onu klasör olarak açıyorum. Ardından container diye bir sayfasını açıyorum. O container tarafında ben bu işin sadece logic taraflarını ve fonksiyonlarını hallediyorum. Mesela bir state varsa ve update olması gerekiyorsa orada update oluyor. Herhangi bir yere istek atılması gerekiyorsa o sayfada istek atılıyor. İşte artık aklına gelecek her türlü logic işlemi orada yapılıyor. Aynı şekilde bir tane UI sayfası oluşturuyorum ya da ne dersiniz artık. O sayfanın içerisinde de sadece komponentler ve çizimler, UI'ler var. O container'ın içerisinden UI'ya gerekli olan dataları prop olarak yani property olarak gönderiyorum ve sadece o şekilde kullanıyorum. Bunu yaptığım zaman logic ve UI birbirine ayrılmış ve bence en büyük problem çözülmüş oluyor. Onun haricinde global state dediğimiz bu app'in en üstünde beslenmesi gereken data muhabbetine girersek bloğun yaptığı gibi. Orada iki farklı yöntem var. Ya Redux kullanabiliyoruz biz React Native tarafında. Ya da burada başka yöntemler var da en yaygın olanı söylüyorum. Ya da ikincisi olarak React'in kendisi sunmuş olduğu Context API var. Kontekstlerle beraber aynı Flutter'daki gibi Flutter'da aşinasınızdır zaten. Kontekstlerle tree'yi, ağacı besleyebiliyoruz istediğimiz yere doğru. Redux çok karışık bence ve Blob'a çok benziyor. Aynı mantığa neredeyse sahipler diyebilirim. Aynı şekilde işte aksiyonlar dispatch ediliyor. O aksiyonlar bir yerde dinleniliyor ve o çağrılan aksiyona göre de bir işlem yapılıyor ve state update ediliyor falan filan. Aynı mantık zaten birebir. O mesela bana çoğu projede gereksiz gelmeye başladı artık. O yüzden ben React'ın kendi kullandığı Context API'yi kullanıyorum. İşte örneğin uygulamada ise tema kontrolü yapacaksam dark mode mu kullanıyorum, light mode mu kullanıyorum. Uygulamanın en üstüne bir context ekliyorum. Tema ile alakalı bir context ekliyorum. En üstte onunla yönetiyorum ve custom hook'lar yazarak da şu anki temanın ne olduğunu, hatta sadece temanın ne olduğundan da ziyade işte atıyorum bir diyorum ki ben background color'ını almak istiyorum diyorum. Bir custom hook yazıyorum. O custom hook o anki temaya göre bana gerekli olan rengin kodunu dönüyor gibi yapılar kuruyorum. O yüzden kısaca özetlemem gerekirse bu kadar anlattım. UI ile loji birbirine ayırmaya çalışıyorum en alt seviyede. En üstte de genelde datayı Context API ile beraber aşağı doğru göndermeye çalışıyorum. Böyle özetleyebilirim. Süper, teşekkürler. Levent, senin kullandığın bir mimari desen var mıdır? Ben öncesinde Abdullah Sen'in bir sorusu var. Onu cevaplayayım. Flutter cevabı vereyim. Soruyu siz okursunuz. Ben de öncelikle UI'ım ve diğer taraftaki iş kısmının ayrılması hani ilk her projede nihayetinde bu oluyor. Ya bunu yapmak gerekiyor. Yapılmadığı için bunu söylüyorum. Zaten yapılması gerekiyor ama en çok gördüğüm eksikliklerden bir tanesi olduğu için bir widget, bir arayüzden bir anda Firebase bağlantısı çıkabiliyor bir sonraki satırda vesaire. Bunları önlemek gerekiyor tabii. Ben ne yapıyorum? Ben bir projeyi ele almadan önce bir orta ölçekli mi, küçük ölçekli mi, büyük ölçekli mi? Yani kendimce bir ayrım yapıyorum. Ona göre bir mimari seçiyorum ama bunun öncesinde yine bir klasörleme yapım vardır. Atıyorum extension'lar, işte utils'lar, helper'lar, her dili constant'lar ne dediğimi herkes biliyor zaten. Hani bunları ayırarak bir başlıyorum. Hangi mimariyi, hangi state management dediğimiz yapıyı kullanırsak kullanalım. Hani bunlar standart oluyor. Onun haricinde state management dediğimiz React'ta da bu çok şeyde hani app büyüdükçe orta ölçekli ve üzeri olunca hani kullanmak gereken yapılar state yönetmek. Burada ben React Native'deyken Redux kullanıyordum. Sonra Flutter tarafına geçince evet Flutter tarafına da uyarlanılmış. Büyük projelerde de çok kullanıldığına denk geldim ama eskisi kadar popüler değil. Belki Furkan da dediği çekinceden dolayı bu tarafta da bir şey olmuş olabilir. Alternatifleri geldiği için biraz daha iş yükünü azaltan alternatifler vardır diye. Şimdi yeni projelerde pek Redux tercih etmemeye çalışıyorum ama hani biraz da uzun süredir Flutter'da olanlar genelde React demiş, Redux kullananı görürsünüz. Onun haricinde büyük ölçekli projelerde blok kullanmaya çalışıyorum. Onun haricinde yeni başladığım ya da orta ölçekli projelerde provider tercih ediyorum. Aslında provider'ı her projede tercih etmeye çalışıyorum. Neden? Provider'ın ne olduğunu anlatmaya vesaire gerek yok ama neden seçtiğimi sizlerle paylaşayım. Flutter tarafından tavsiye edilen en başlıca paket. Flutter'ın sitesine girdiğinde işte State Management Approach diye böyle bir bütün yaklaşımları, ortalama popüler yaklaşımları görürsünüz. Orada işte bak biz destekliyoruz bu önemli güzel paket vesaire dediği. Yani arka taraftan sürekli destek geleceğini gördüğünüz bir pakettir provider. Küçük paket projelerde kullanması kolaydır. Büyüklerde bir tık böyle işte proxy provider'lar falan bir tık daha zorlaşır ama yine yani isterseniz dilerseniz çok büyük projelerde de kullanabilirsiniz.
Çok alternatif var. Onun dışında bir de Getix denen bir şey var. Çok hatta chatten sorulmuş olma ihtimali vardır. Ya Getix diye bir şey var, her işi yapıyor vesaire diye. Ben fiilen projelerde kullanmıyorum ama o da çok kısa bir çözüm getiriyor. Onda performans vesaire farklı çekinceler, mülazalar oluyor. Onu şu an burası tabii yeri değil. Ama ben genellikle provider'la MVVM ile ilerlediğimi demiş olayım. Süper, çok teşekkürler. Bu arada chatte çok güzel sorular var. Bizim soru havuzumuzdaki sorular bittikten sonra chatteki soruları da eğer zamanımız kalırsa cevaplayacağız. Onun bilgisini vereyim. Şimdi benim sorum direkt spesifik olarak Furkan'a aslında. React Native'in third party kütüphanelere çok fazla bağımlı olduğunu duyuyoruz. Ben açıkçası deneyimlemedim. Bu eğer doğru mu? Doğruysa da geliştirme yaparken senin için herhangi bir sorun çıkartıyor mu? Aslında biraz bahsetmiştim kütüphanelerle alakalı ama biraz daha dinlemek yani istedim. Yani şöyle, evet, Flutter'da built-in olarak yani direkt hazır olarak çok daha fazla tool ya da kütüphane aktivite ne diyorsanız geliyor. React Native'de bu genelde community tarafından sağlanan kütüphanelerle beraber sağlanmaya çalışılıyor. Fakat ise burada en büyük avantaj JavaScript olması. Yani JavaScript olduğu için birisi çok fazla React Native ve JavaScript yazan insan var. O yüzden çok fazla şekilde kütüphaneler var. Onlarca JavaScript'in kendi hazır kütüphanelerini de biz direkt React Native için yazılmamış olsa bile şeyde kullanabiliyoruz, React Native'in içerisinde kullanabiliyoruz. O yüzden zaten JavaScript'in bu gücüyle beraber ben şu ana kadar aradığım bir kütüphane bulamadığımı hiçbir zaman yaşamadım açıkçası. Yani ben şu konuyla alakalı bir kütüphane arıyorum ve yapmadım, işte bulamadım, gideyim kendim yazayım dedim bir durum hiç yaşamadım. O yüzden bence bir problem yok ama tabii ki de proje kattığımız her third party entegrasyon potansiyel bir risk demek. Yani çünkü onun patlama ihtimali var, onun güncellenmeme ihtimali var. Ya da atıyorum siz versiyonunuzu yükselttiniz, onların yükseltmeme ihtimali var. Bu tabii ki de bir problem bence. Zaten React Native'in aslında en büyük bana göre problemini soracak olursanız zaten bu versiyon update'lerinde yaşadığımız problemler derim. Ona özellikle React Native Core takım da bunun çok farkında ve bunu çözmeye çalıştıklarını söylediler defalarca. Ama orada ciddi bir problem var Flutter'a göre. O yüzden evet, kesinlikle Flutter'a göre daha fazla dependency içeriyor React Native kodları. Ama yani ben işte 5 yıldan beri yazıyorum. Hadi ilk bir sene çok böyle amatör bir şekilde geçti diyelim. 4 seneden beri bir sürü farklı uygulama yazdık. O uygulamanın hiçbirinde de ya tüm artık uygulama kullanılamaz hale geldi. İşte dependency'ler yüzünden durumu yaşamadım. Çünkü dediğim gibi o seçtiğim kütüphaneleri özenli bir şekilde seçiyorum. İşte herhangi bir orada gördüğüm ve hiçbir yıldızı olmayan, hiçbir comment olmayan, hiçbir iş üstüne cevap verilmemiş projeleri seçmemeye çalışıyorum. Gerçekten aktif bir şekilde arkasında community desteği olan, hatta bazen benim de destek vermeye çalıştığım projeleri seçmeye çalışıyorum ki evet yani aynı az önce Levent'le söylediğim nasıl provider Google tarafından destekleniyorsa React Native tarafında da community'nin desteklediği ve zaten halihazırda insanlar tarafından kullanılan kütüphaneleri seçmeye çalışıyorum. Bunu yaptığım zaman problem yaşamadım. Ama önümüze gelen her projeyi ya da her kütüphaneyi projenin içerisine eklemeye çalışırsak o zaman React Native'le ürün geliştiremeyiz. Onu net olarak söyleyebilirim ben. O ciddi bir problem. Tamam. Peki burada şey var mı? Ben girdi yapayım, soru sorayım madem. Flutter'da paketlerin tedariği için pub.dev gibi bir web sayfası var. İşte native tarafla konuşan konuşmayan bütün paketleri ortalama oradan çekebiliyoruz. GitHub'dan çekebileceğimiz gibi. Benim tabii 2-3 sene öncesi o zamanlar bir React Native için paket tedarik merkezi yoktu. Şu an var mı? Burada nasıl bu süreci ilerletiyoruz? Ya zaten Node Package Manager var. Node Package Manager olduğu için zaten her kütüphaneyi aynı pub.get yaptığımız gibi şey tarafında JavaScript'teki tüm ekosistemi içerisinde hepsini yapabiliyoruz. O yüzden yani bir paket yönetim sistemi var ve onu kullanıyoruz. Onun haricinde GitHub'ın kendi sayfasında kütüphanenin kendi sayfalarında bundan bahsediyorlar. Onun haricinde NPM'in yine kendi sayfası var. Orada nasıl install edebileceğimiz ve detaydan bahsediliyor. O yüzden öyle bir yapı var. Bu arada ben Redux'la alakalı bir soru var. İsterseniz bir ufak bir şey yapmam lazım. Bu arada ben hani şey dedim, context yapıyı tercih ediyorum dedim. Redux'ı hala kullanıyorum kompleks projelerimde. Ve proje çok kompleksitesi arttıkça Redux kesinlikle işe yarıyor. Ben Redux kötüdür diye bir şey söylemedim. O yüzden oraya bir yanlış anlaşılma varsa önce bir onu söylemiş olayım. Hala Redux kullanmaya devam ediyorum. Redux Toolkit'i de kullandım. Ama ben şimdi çok iddialı olacak, %95 diyeyim tamam. %95 uygulamanın Redux'a ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Bazen şimdi eskiden React kullanılan tüm projelerde Redux'ın içinde paket olarak geliyordu. Ve direkt zaten React öğrenen kişi Redux'ı da yanında paket olarak yine aynı şekilde öğreniyordu. Öğrenmenizin kesinlikle bir zararı yok. Tam tersi global state nedir ve nasıl kullanılır, nasıl yönetilir öğrenmekte bence fayda var. Ama bence kompleks projelerde daha faydalı olan bir yöntem. Eğer projeniz o kadar da kompleks değilse, context API'yi deneyebilirsiniz. Ondan şans verebilirsiniz. Ki ben bir sene önceye kadar
Context API'ye kesinlikle şans vermeyen ve Redux mükemmel ya diyen bir insandım. Şu an biraz da olaya şey olarak bakmaya çalışıyorum. Hangi projenin neye ihtiyacı var? Ona göre tercih etmeye çalışıyorum. Evet, projenin kompleksitesi çok artıyorsa Redux kullanılabilir. Zaten milyonlarca insan kullanıyor. Kötü demiyorum kesinlikle. Ama Context API'ye de bence şans vermekte fayda var yani. Teşekkürler. Soruya da buradan cevap vermiş olduk. Şimdiki sorum ise Levent sana. React Native biliyorsun yıllardır var. En azından Flutter'dan çok daha eski bir framework. Flutter'da gerçekten bir anda az önce sizin de söylediğiniz gibi çok ciddi bir hype yakaladı ve şu anda çok fazla ilgilenen ya da işte bu konuda çalışan kişi var. Ama Google bir anda sonlandırma gibi, yani daha önce çünkü yapmıştı var. Hani bir anda sonlandırır mı ya da desteği atıyorum 2 yıl sonra çeker mi? Bu konuda bir çekincen oluyor mu? Ya da bizim bu konuda yeni başlayanların diyeyim ya da bu konuda bir çekincesi olması gerekli mi? Tabii ki burada hani asla desteği kesmez gibi bir garanti veremeyiz ama en azından sen yaklaşık 2-3 yıldır Flutter'a hakimsin. Bir yorumunu alalım. Google fişini çektiği projelerle çok meşhurdur. Hatta bununla alakalı bir web sayfası da vardı. İşte Rips of Google sallıyorum, öyle bir şeydi. Hatta orada Photoshop'la bir kere şey koymuştum da, Flutter'ı koymuştum. Ortalık bir karışmıştı. Flutter'ı, burada Google'ın bir projenin neden fişini çektiğini aslında bir düşünmek lazım. Burada hep şu örneği veriyorum. Yani çok da sorulan bir soru bu arada. Teşekkür ediyorum. Google Music denen bir şey vardı. Play Music ya da Google Music gibi bir isim vardı. Bunun fişi çekildi. Neden çekildi? Çünkü Google YouTube'u satın aldı ve YouTube Müzik denen daha güzel bir ürün ortaya çıkarıyor aslında. Böyle bir durum var. Yani çekilmesi gerekiyorsa fişin çekiyor. Keyfe keder, hadi Flutter işte zirveyi yakalamış da bunu indirelim tahtından gibi bir şey demiyor. Kendi topuklarına sıkmaz. Gidişata tabii bakmak lazım burada. Evet, şu an Flutter iyi gidiyor. Eğer işler kötüye sarsaydı, atıyorum, hiçbir zaman pazarda React Native'in işte sadece kalan %5'lik bir kitleyi elde etse mesela müşteri anlamında, atıyorum, kendini başarısız görüp tık fişini çekebilirdi. Ama baktılar ki bir performans anlamında native'e yakın çok ciddi bir performans sunuluyor. Ve işte multi platformda da iyi bir denge yakaladılar ve bunun da tuttuğunu gördüler. Şimdi bu durumda ciddi bir başarı. Flutter'ın hani kendi çapında karşılaştırmadan söylüyorum. Kendi çapında Flutter'ın altın yıllarındayız diyebiliriz. Belki daha da işte üst premium yıllar olacaktır. Ayrı konu ama şu an gerçekten Flutter ekibinin çok mutlu olduğunu düşünüyorum bu durumdan. O yüzden ben mobil cihazlara biraz iddialı olacak. Beylik laflar etmeyi sevmiyorum ama bu sefer iddialı konuşalım. Mobil cihazlar hayatımızdan çıkabilir. Bu bir risk. İşte ne olur? Artık işte tenimize dokunarak telefon ederiz falan filan, sallıyorum. Mobil cihazlar hayatımızdan çıkmadıkça Flutter da çıkmaz diye düşünüyorum. Ya yani dünyada ve Türkiye'de çok sevildi bir hobiden öte. Yani geliştiricilerin sevmesi ayrı bir şey. Şirketlerin, yani işverenlerin esasını ayakta tutacaklar bunlar çünkü. Bunların sevdiğini görünce ben uzun süre Flutter'ın ayakta kalacağını düşünüyorum. Yatırım yapmaktan çekinmeyin. Uzun süredir Flutter'la ilgileniyorum. En ufak bir çekincem olsa şunu yapardım. İşte aman Levent, Kotlin'e yönel. Flutter senin ek şeyin olsun gibi. O yedekte dursun gibi şeyler. Yok, benim kendi geliştirici olarak hani amiral gemi Flutter. Diğerlerine ekstradan yapıyı anlayabilmek, farklı şeyler hizmet edebilmek için öğrenim. O yüzden bunun fişinin kısa süre vadede çekileceğini düşünmüyorum. Ben bir şey sorabilir miyim abi? Merak ettiğim için soruyorum yine. Mesela kendine Flutter developer mı diyorsun yoksa mobil developer mı diyorsun? Kendine nasıl bir title veriyorsun? Mesela ben kendime örnek vereceğim. Mesela kendime herhangi bir teknolojiyle beraber bağdaştırmayı sevmiyorum. İşte React Native developer, ne bileyim şey, JavaScript developer, neyse artık ne gelecekse. Sevmiyorum çünkü örnek veriyorum. İşte jQuery bundan belki 15 yıl önce, bilmiyorum tam olarak zaman çıktı. Bu işin en zirvesi ve en böyle sürekli herkesin kullandığı teknolojiydi. Şu an jQuery'nin kullanım alanlarına baksak çok ciddi bir şekilde dramatik bir düşüş var. Aynı şekilde PHP dünyayı domine etti. Hala kullanılmaya devam ediyor. Ama eskiye göre yine bir düşüş var. Sonuçta bu teknolojiler de her şey gibi yaşıyor, doğuyor. Belki çok popülerleşiyor. Belli bir zamandan sonra artık o popülerliğini kaybediyor. Çünkü daha yeni ve daha iyi teknolojiler çıkıyor doğal olarak. Yani bence bu bir süreç. React Native de bence bir noktada ölecek. Flutter da bir noktada ölecek. Swift de bir noktada ölecek. Sadece bunların ne kadar olacağını ben kendi kafamda kestiremiyorum şu an. Ama mesela kendine, işte dediğim gibi, mesela ben kendime ya software developer diyorum ya mobile application developer diyorum ki yani ben mobil uygulamalar geliştiriyorum. Şu an Flutter'la geliştiririm, React Native'le geliştiririm, Swift'le geliştiririm. Yarın Y bir şeyle geliştiririm. Çok önemli bir neyle geliştirdiğim olarak bakıyorum. Sen nasıl sınıflandırıyorsun kendini ve nasıl bakıyorsun bu duruma?
Önce kendi durumumu söyleyerek o zaman önce ne durumu söyleyeyim sonra ne kullandığımı söyleyeyim. Yani bilgisayar mühendisiyim. Normalde işte computer engineer yazmak var. Ama spesifik olarak yazılımla uğraştığım için normal şartlarda software developer olarak ben kendi title'ımı görmem lazım. Ancak uygulama geliştirme süreçlerimde Flutter'ı tercih ediyorum. O anlamda mobile developer daha uygun bir hale geliyor. Ama sonrasında mesela şimdi takım lideriyim artık çalıştığım şirkette. Mobil işte mobile team lead olarak bir pozisyona gelmiş durumdayım. Ama şu an şuna bakıyorum. Ya sadece Flutter bilerek kendinize mobile developer diyebilirsiniz. İşte Xamarin bilerek sadece kod direkt nihayet de mobil uygulama geliştiriyor musunuz? Geliştiriyorsunuz. Hani full stack mobile developer hani şey anlamında teknoloji anlamında sizi kısıtlamaz. Bazı kişiler bundan çekiniyor o yüzden söylüyorum. Ama kendime mobile team lead artık diyemiyorum. Yani takım lideri olduktan sonra Flutter team lead, Flutter takım lideri demek daha mantıklı geldi. Neden? Flutter multiplatform olunca bizim şirkette şu an şunlar var. Flutter web projesi de yürütülüyor. Flutter masaüstü projesi de var. Flutter mobil uygulamalar da yürütülüyor. Ve ben bunların hepsinin proje yönetimi, kodlaması vesaire tüm işlerin sorumluluğundayım. Şimdi sadece aslında mobil benim işimin çok az bir parçası oldu. Ama hepsinin ortak noktası Flutter. Bir başka case'te böyle eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetleri yaptığım için esas hani benim Flutter alanında hani bilinirliğimin devam etmesi için Flutter Team Lead bana en uyan title. Hani direkt neden direkt sonucu söylemeden arkasını da söylemek istedim rahat anlaşılsın diye. Çünkü herkesin kendi geçmişi kurgusu olabilir. O yüzden kimisine de farklı şey yer alabilir. Bir de bundan sonra muhtemelen yurt dışı pozisyon olmazsa hani Türkiye'de kalmayı tercih edersem artık developer'dan ziyade biraz daha proje yöneticisi farklı pozisyonlara geçmeyi düşünüyorum. Biraz da artık yaştan dolayı. Öyle olunca biraz daha şu an Flutter odaklı gitmekte fayda var şahsım adına. Ya ben dediğim gibi bu arada tartışmaya dönüyorsa daha önce şey yapabilirsin Yok tartışmaya yok, niyeti lütfen yoksa bir rahatınıza bakın. şey. Ben de dediğim gibi bunun tam biraz daha tersine durmaya çalışıyorum. Çünkü ben herhangi bir teknolojinin den ziyade işte ben genel olarak bir yazılım geliştiriciyim. Ve işte atıyorum kendime herhangi bir atıyorum React Native Developer dediğim anda şeyden korkuyorum. Benim tüm piyasanın React Native yazıyormuş da bilmesi. Ve evet bak kısa vadede bu çok karlı bir şey. Çünkü belki de işte Türkiye'de sallıyorum. İşte React Native denince akla gelen 3 kişiden biri ya da 5 kişiden biri. Çok kaç kişiden biri olduğu önemli değil ama birisi olacağız belki. Ama işte 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra artık ne kadar olduğu da bilinmez. React Native ölürse ve Facebook ise ben desteklemiyorum dedi. Artık insanlar kullanmayı bıraktı. Tekrar o üzerindeki React Native'den çıkıp o algıyı değiştirebilmek ve abi hayır ben React Native diye bak başlarda yazıyorum algısına oturtmak bana zor gibi geliyor. Çünkü mesela işte freelance developer'ım dedim öyleydim de yani bir seneden beri ya bir 3 seneden beri. Şu an mesela işten ayrıldığım anda tekrar bir işe girdiğimde freelance bıraktığım anda çok böyle şey oldu. Nasıl freelance bırakırsın? İşte ya da seni freelance bırakmanı beklemiyorduk falan gibi böyle tepkiler de aldım. Şimdi bunu gördüğümde insanlar doğal olarak bizi sadece böyle hayatlarında belki birkaç kere görüyorlar. Ya da işte aklında o gördükleri şeyle bizi kodluyorlar. Biz kendimize sürekli olarak ben freelancer'ım, ben freelancer'ım, ben Flutter yazıyorum, ben Flutter yazıyorumla kodlarsak ileride bu tarz böyle bir şeyler sıyrılmak bana daha zor olacak gibi geliyor. O yüzden bana daha genel yaklaşmak, ben uygulamaya geçiyorum, ben yazılım üretiyorum demek daha garanti yöntemmiş gibi geliyor açıkçası. Ben de özellikle yeni başlayan sektöre giren arkadaşlar için de aynısını tavsiye ediyorum. Hani kartlarınızı direkt açık oynayarak başlamamış olursunuz. Evet. Süper. Teşekkürler. Güzel bir tartışma ortamı döndü. Şimdi tek kelimeyle ben ikinize de bir soru yöneltmek istiyorum ama tek kelimeyle yani cross platform mu yani sizin şu anda savunduğunuz React Native mi yoksa Native mi diye cevaplamanızı bekliyorum. Yeni başlayan birinin hangi dille ya da hangi ortamla diyeyim başlamasını tavsiye edersiniz? Burkan. Native abi yani. Şey olmaz bence native. Native. Tamam. Tüm yayının aslında zıttı bir cevap oldu. Güzel. Levent senin fikrin nedir? Native. Tamam, Biz biz o zaman yayını kapatalım ya. Tek kapatıyoruz. kelimeyle sordum, tek kelimeyle söyledik. Yapacak şey yok. Ama abi, sadece açıklayalım ya. Neden native dediğimizi açıklamamız lazım mı? Aa, Yoksa okey. ne şey oluyor. Sanki cross platform kötüymüş de biz native şey yapıyormuşuz Sert gibi ne olacak. anlatıyorsunuz kardeşim o zaman? Evet, evet yani. Aslında Abi şimdi bunun cevabını verdiğiniz şeydi ama tekrar edelim bence de. Evet, süper. Ben ufak bir şey yapayım. Ya birincisi dediği gibi Levent zaten bundan bahsetti. İş imkanları olarak bir kere Native'in çok ciddi bir sarsılmaz gücü var o tarafta. Onun haricinde Apple
yarın bir gün şunu yapmayacağım bir şekilde garantisi yok. Şimdi ben sadece native şeyleri alacağım, uygulamaları yayınlayacağım. Diğerlerinin ne React Native'e ne Flutter'ı ne bilmem ne hiçbirini kabul etmiyorum demeyeceğim bir garantisi yok elimizde. Yani Apple diyebilir bunu. Aynı şekilde Android de diyebilir. Android diyeceğini sanmıyorum. Apple bu konuda daha konservatif ve daha muhafazakardır. Ama bunun bir garantisi yok. Tabii ki de bu çok gerçekçi bir senaryo değil bence. Çünkü sonuçta Flutter uygulamaları ve React Native uygulamaları da Apple'ın kasasına para koyuyor. Ama şu an hani her türlü case'den konuşmak için söylüyorum. Onun haricinde dediğim gibi bu teknolojilerin altyapısını anlamak ve her şeyin nasıl çalıştığını anlamak açısından da native öğrenmek bence daha avantajlı. Ama bir şey gibi anlaşılmasın. Cross platform hiçbir işe yaramıyor gibi değil. Tam tersi cross platform'un çözdüğü çok ciddi problemler var. Aynı şekilde startupların o ilk başta launch ederken, MVP çıkartırken hızlı bir şekilde iki platformu birden uygulama çıkartabilmeleri gibi. O yüzden cross platform'un kesinlikle çözdüğü problemler var. Ama aynı anda hem Android'in belli spesifik özelliklerini öğrenmek hem iOS'in belli spesifik özelliklerini öğrenmek bana daha zor geliyor açıkçası. Hem daha zorluğundan dolayı hem daha az iş imkanı gibi sebeplerden ötürü bence native daha garanti yöntem. Böyle şey yapabilirsin. Süper. Eklemek istediğim bir şey var mı bu konuda Levent? Ben de bu adam dedi ki iyi, arkasında duralım bir iki cümle. Evet. Ben de eklemiş olayım sadece. Eğer kariyer yolculuğunuzda yazılım geliştirici olmak istiyorsanız ve yeni başladıysanız gerçekten arka planda bir şeylerin nasıl döndüğünü ve şirketlerin iş bulma yine konusuyla biraz alakalı hemen kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için native'i tavsiye ederim. Ama diğer türlü yok ben bu işe çok girmeyeceğim. Kendi uygulamamı yapmaya odaklanayım. Kısa vadede ürün alayım gibi talepler varsa ilk başlarda buna başlanabilir ama bizim her daim tavsiye ettiğimiz ikisinin paralel olması. İkisinde de çok ileri teknik seviye ile başlamak, ileri de seviyeye gelmek değil belki. Tekine odaklanmak isteyebilirsiniz ama ya o platformda olay nasıl oluyor? Ya bu Gradle diyoruz, tiksiniyoruz mesela. Hani crossçılar adına konuşuyorum. Abi nedir bu? İşte öteki tarafta Podfile, ya nedir abi bu pod olayı? Bir bakalım bir sürü her yerde geçiyor vesaire. Hani belli şeyleri işte hep life cycle'la esas da ben bunları topluyorum. Life cycle'ları vesaire de öğrenmek için biraz da native tarafta bilmek var. İlla ki ben cross'la devam edeceğim diyorsanız benim gibi. Süper, çok teşekkürler. Aslında benim sorularım şimdilik bitti. Birkaç tane de chatten soralım. Aslında neredeyse bir saati dolu dolu geçirdik. Furkan'a bir soru vardı. Ben onu Furkan'a iletmek istiyorum. Furkan freelance iş yaparken kullanacağı cross platform teknolojisini neye göre karar veriyor Ya acaba? şöyle söyleyeyim, %80 zaten müşteri benden talep ediyor. Çünkü onların zaten bir roadmap var kafalarında. Diyorlar ki işte biz de atıyorum React Native istiyoruz ya da Flutter istiyoruz. Onlar bana söylüyorlar. Ben de ona göre zaten onların istedikleri şeyi yapıyorum. Çok nadir müşteriler bana istediğinden yapabilirsin seçeneği sundu. Orada da daha çok hangisine daha fazla ihtiyacım olduğuna bakıyorum. Eğer daha UI odaklı bir iş varsa ve hani, animasyonlar varsa, işin lojik tarafı daha az sıra daha az istek atılıyorsa backend'e o zaman Flutter tercih etmeye çalışıyorum. Eğer daha yoğun algoritmik işler varsa daha fazla şey dediğim gibi backend ağırlıklı bir iş varsa o tarafta ve daha az animasyon varsa o zaman React Native tercih etmeye çalışıyorum diye özetleyebilirim yani. Bu arada ya şunu söyleyeceğim şimdi sonuçta biz de insanız ve ben şimdi objektif olduğumu iddia etmeyeceğim. Ben React Native yazarken daha fazla keyif alıyorum ve daha rahat yazıyorum. Çünkü ona daha alışığım. O yüzden mesela birisi bana aynı proje var ve işte atıyorum ikisine de bence eşit zorlukta yapılacak. Ben React Native'i tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü 5 seneden beri yazıyorum. Ve ondaki kasım daha gelişmiş durumda ve daha rahat hissediyorum. Ve şu an şekilde Functional Programming'i Object Oriented'dan daha iyi biliyorum. Onu da daha rahat hissediyorum. O yüzden burada şey gibi düşünmemek lazım. İlla bir objektif olarak yapmıyoruz bazen. Bazen bizim kolayımıza gelecek ve hangisi daha rahat hissedeceksek ona göre tercih ediyoruz. Evet. Ama totalle baktığımda dediğim gibi daha fazla animasyon, daha fazla UI işi varsa Flutter'a da yapıyorum. Daha fazla backend tarafında ve işte algoritmik işler varsa o zaman da React Native tarafında yapmaya çalışıyorum. Tamam, süper, teşekkürler. Şimdi Flutter ile alakalı bir soru var aslında. Flutter ile geliştirilen web uygulamaları tablet görünümünde gibi görülüyor. Gelecek sürümlerde bu durum aşılabilir mi? Flutter ile React ya da işte Vue.js web standartları yakalanabilir mi Levent? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İki farklı soru var diye algılıyorum. Hemen cevaplayayım Evet. kısaca. Flutter ile geliştiren uygulamaların tablet gibi görünmesi tamamen sizin yaptığınız responsive tasarımla alakalı. Ya materyal dizayna nihayet ya da iOS için iOS web sayfalarını Cupertino dizaynı kullanabilirsiniz. Yani bu konuda bir geliştirici bazlı şirket prensipleriyle alakalı bir şeydir. Hani Flutter'la alakalı bir aşılmamış bir problem, ya aşılabilecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
Flutter ile React ve Vue.js web standartları yakalanabilir mi? Şu an için yakalanamaz ama neden kısmı önemli. Çünkü Flutter'ın şu an böyle bir amacı yok. Lütfen Flutter'ın Google'a Flutter boşluk roadmap diye yazarsanız şey çıkar. Flutter ekibinin her bir yılın her bir çeyreğinde ilerlemek istediği adımlar vesaire gözüküyor. Ya siz şu an yoldan bir Flutter ekibini çevirseniz birine çalışanla deseniz ya işte Flutter web ne durumda ya, ne olacak bizim bu iş, yatırım yapalım mı, işte frontend developer olur muyuz gibisinden. Onların da standart dedikleri şu. Şu an için kişisel bir şirket, bir kişisel bir portfolyo sitesi yapacaksın ya da bir şirketinin bir tanıtım sayfasını yapacaksın. Yani genelde statik olacak ya da çok az bir sunucu bağımlılığı olacak. Bu tip durumlarda Flutter kullan. Ama onun haricinde git React.js vesaire bu tip teknolojileri kullan. Onlar sana daha çok fayda getirecektir diye onlar da açık yüreklilikte söylerler ki söylüyorlar. Duyduklarımdan dolayı söylüyorum. O yüzden yani Flutter'ın şu an böyle bir amacı yok. Olduğunda da artık sürece bakacağız. Tutar mı tutmaz mı? Tamam, teşekkürler. Bir soru da kendime yönelteyim o zaman. Bu HSD'ler nasıl kuruluyor? Nasıl dahil olabiliriz? HSD dediğimiz kavramlar aslında Huawei'nin öğrenci elçileri üniversitelerinde olan. Bu organizasyona eğer dahil olmak istiyorsanız bana Twitter üzerinden ulaşırsanız ben yardımcı olmaya çalışırım. Ben de kendi üniversitemde bir öğrenci elçisiyim. Dediğim gibi özelden daha detaylı anlatabilirim diyorum ve bu soruyu da kendim cevaplamış oldum. Ben aslında sana bir soru sorayım mı? Olur tabii. Peki böyle Huawei için geliştirici grupları var mı öğrenciler haricinde? O tarz bir çalışma oluyor mu? Şu anda aslında evet, öğrenci kulübü değil, direkt olarak şehir bazlı olan Huawei işte developer grubun içindeyiz ve onun bir etkinliği aslında bu. Bu bağlamda evet. Kısaltmalardan dolayı açıkçası kusura evet, bakmayın. Evet, tabii. Yok, hiç sorun değil. Soruyorum. Şu an bunu genel olarak algılıyorum da HDG'yi. Onun için evet. Atıyorum. İstanbul Huawei Developer Groups diye bir şey var mı, sallıyorum. Evet, çok var. Güzel. Evet, var. Güzel. Bu soruyu da cevapladım diye oldu. Bu soruları birçoğunu cevapladık aslında. Tekrar da düşmek istemiyoruz. Ama varsa en azından Flutter üzerinde şey yapmayalım. Bir şekilde cevaplayalım, kaçırmayalım. Şöyle Flutter'la alakalı bir sorumuz daha, biraz gerilerde ama umarım arkadaş buradadır soran arkadaş. Flutter içinde native kod yazmayı deneyimlediniz mi? Nasıl bir ihtiyaçta native yazmaya gerek duydunuz? Aslında dediğim gibi bunda da yayın sırasında benzer örnekleri göstermiştik ama tekrar bir hatırlatırsak bence iyi olur. Tabii burada benim biraz kişisel şeyim, bir öğrenirken bunu öğrenmek için bir denedim. İşte bir batarya, cihaz bataryasının native taraftan çekebilmek, işte flash açabilmek, o tip şeylerde Swift ve Java ile bu deneyimledim. Yani nasıl bir ihtiyaç duydum onu sorarsan, arttırılmış gerçeklik benim ilgi alanlarımdan bir tanesi. O tarafta ARKit kullanırken biraz daha native tarafla çalışmanız gerekiyor. Öyle bir ihtiyacım oldu. Hani native tarafa biraz daha bulaşma şeyim, beni motive eden kısım da arttırılmış gerçeklik. Malum Flutter sadece bir UI toolkit. Onun dışındaki şeyleri kendiniz yapmanız lazım. Biraz bazı şeyler proje özelinde oluyor. İşte bu tip benzer bir ihtiyaç varsa muhtemelen siz de native yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunun hakkında benim de bir tecrübem var. Ben de anlatayım madem aynı konuda alakalı. Ben de bir scooter firması için Bluetooth Low Energy ile çalışan bir kilit sistemleri vardı. Onun entegrasyonunda çalıştım Flutter'la. Mesela orada Flutter'ın bir tane kütüphanesi vardı ama çalışmıyordu açıkçası çok da, ya da düzgün ya da biz çalışmadık, o da olabilir tabii. Sonrasında onun normal native taraftaki, Swift tarafındaki ve Kotlin tarafındaki kütüphanelerini bulduk. Onları native olarak kurguladık. Ardından ardından bir iş dediğimiz köprülerini kurduk. Ve o Bluetooth Low Energy işlerinin hepsini native tarafta hallettik. Sadece fonksiyonu biz çağırıyorduk şey tarafında, Flutter tarafında. Geri kalan tüm işlemleri o native tarafta hallettirdik. Yani bu tarz Bluetooth işlemlerinde de kullanılıyor native kodlar. Teşekkürler. Flutter'la alakalı yine, Flutter'ın ileriye yönelik durumlarda paket problemlerini belirli seviyede çözebileceğini düşünüyor musunuz? Diye bir soru gelmiş. Muhtemelen çözmeye paket, her türünde çalışıyordur. Yani paket problemi nedir açıkçası? Tam şey yapamıyorum. Açık kaynaklı bir sistem. Hani belli bir paket var. Şu sorun olabilir belki. Null Safety denen bir teknoloji geldi Dart diline. Swift'te de vardı, sen yakından bilirsin. Evet. Bazı paketler hala işlevselliğini koruyorlar ama null safety içindeki null durumları gözetilmemiş durumda.
Onları projenize dahil edemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Projeyi kendinize forklayıp üzerinden bütün null olma durumlarını ele alıp o şekilde paketi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Hani böyle bir benim en büyük paket problemi derken ben bu var ki bir sene geçti. Bir seneyi biraz geçti. Bunun da yüksek oranda çözüldüğünü görüyoruz. Google'ın da yine bu şekilde beyanları var. Onun dışında bir paket problemi çok olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında bir paket varsa zaten bir ihtiyaç. O paketi belki kendin yazman gerekiyordur. Hani onu da bir düşünmek lazım. Bu arada hani Flutter'da paket nasıl yazılır konusunda da benim ücretsiz bir Udemy'de kursum var. Hani ücretsiz olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani en azından ya bu paketler nedir? Nasıl oluşturuyor? Nasıl dağıtımlı yapılıyor? O konuda bilgi sahibi edinebilirsiniz. Teşekkürler. Aslında burada yorumlarda sorulara bakarken de şeyi görüyorum. Sürekli sorular Flutter üzerine. Hani gerçekten o yayında da bahsettiğimiz Flutter komünitesinin gücünü tamam, aslında... Tamam kazandık ben kalkabilirim falan. biraz uzun bir soru ama kısaca bahsetmek gerekirse bu da çok fazla soruluyor. Muhtemelen hem React Native tarafında hem Native tarafta hem de Flutter tarafında çokça kez size gelmiştir. Yeni başlayan birisi verimli bir öğrenme süreci geçirmesi için nasıl bir yol haritası izlemeli? Nasıl özetleyebilirim? Çok kısa ben de cevaplayayım ama öz cevaplamaya çalışacağım. Bir, olaya yukarıdan iyi bakmak lazım. Uygulama geliştirme sürecini sadece kodlama değil genel olarak bir ele almak lazım. İşte olayın bir planlanması, ön taslağının oluşturulması, kodlanması, işte yayına hazır hale getirilmesi, idamesi vesaire. Her zaman olayı biraz yukarıdan bakmak lazım ki yolda kaybolmamak için. Onun dışında işte önce arayüz hazırlamayla zaten. Önce Dart dilini kavramakla başlıyoruz. Sonra arayüzü oluşturuyoruz. Sonra arayüzler zaten iç içe geldikçe, sayfalar arttıkça o zaman biraz daha ihtiyaçlarımızı keşfediyor. O zaman çözüme kavuşturuyoruz. Şu an ben şu state management'ı muhakkak öğren arkadaşlar vesaire desem bir sıkıntı şey değil. Yani React Native'de de öyleydi. Ya gerçekten ya benim bir veriye ihtiyacım var ama kolaylıkla elde edemiyorum. Aldığımda arayüzü anlık güncelletemiyorum gibi ya bunu nasıl pratik yaparız gibi böyle bir terleyince bunalınca o zaman ha demek ki benim state management öğrenmem gerekiyor. Ya demek istediğim şu aslında zincirleme reaksiyonlarla bu ilerliyor. Ya onun dışında bir yol haritası isterseniz linki vardı bu arada chatten 366. gün isimli kullanıcı da sağ olsun hep görüyoruz yayınlarda. O şey yapmıştı bir linki atabiliriz. Benim bir hazırladığım Flutter geliştiricisi için yol haritası var. Dilerseniz oradan da bir genel hatlarıyla spesifik değil herkese uyabilecek nacizane. Öyle bir yol haritası hazırlamıştım. Oradan da bir takip edebilirsiniz demiş olayım. Tamamdır. Çok teşekkürler. Daha birçok soru var ama aslında yayın süresini hani daha fazla aşmamak adına ve çekiliş kısmına geçmek için soruları burada sonlandırıyorum. Sizler de konuk oldunuz, davetimizi kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Umarım birçok insan için faydalı cevaplarınız oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız birer için. Birer cümle söyleyelim mi madem hani biz de tabii şey olur. bağlayalım. Önce ben şey yapmış olayım. React Native ve Flutter gerçekten farklı platformları kolaylıkla uygulama geliştirmeniz için çok güzel olanaklar. Birinin arkasında Facebook, ötekinde Google var. Dart çok sade, kolay nesne yönelik programlamayı öğreneceğiz. İyi bir dil. JavaScript de hakeza dünyada en çok kullanılan başlıca yazılım dillerinden bir tanesi ve birçok yerde de kullanabiliyorsunuz. Onu da öğrenimi oldukça sade. Her ikisini tavsiye ederim. Bununla beraber native tarafta da arka tarafta işleyiş nasıl oluyor? Onları da muhakkak öğrenmek için biraz da native tarafta eğer mobil geliştirici olacaksanız native tarafta da bir takım kendi gelişiminizi arttırmanızı tavsiye ederim herkese. Süper. Teşekkür ederiz. Furkan senden de son bir cümle alalım istersen. Tabii ki ya bakalım yayında da söylemiştim. Ben hiçbir teknolojiyi şey olarak benimsemiyorum zaten. Her birini değiştirmeye hazır bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum kariyerimde. O yüzden React Native ya da Flutter benim şu an verdiğim kararlarla alakalı bir durum. Bundan 3 sene sonra 5 sene sonra eğer bunlar değişiyorsa benim de kendime göre güncellemem ve hangi teknoloji geliyorsa onu kullanabilmem gerekiyor. O yüzden benim tek önerebileceğim şey bazen yeni başlayan arkadaşlar bunu gördüğüm için söylüyorum. Şimdi genelde pazarlamayla beraber bir şeyler pazarlandığında ve çok fazla şekilde yankılandığında onun fanatiği haline gelebiliyoruz. Biraz futbol takımı tutmada da bizde bu durum var maalesef. O yüzden takım tutmadan ya da bir şey tutmadan teknoloji gerçekten artılarını ve dezavantajlarını köşeye koyarak değerlendirmekte fayda var. Benim direkt React Native vs. Flutter diye yazdığım bir makale de var. İsteyen onu da bulabilir. Hatta ben orada şey demiştim. Yani eğer web artı backend yazacaksanız bence React Native
Eğer ben sadece mobilde kalacağım diyorsanız bence Flutter'ı tercih edin demiştim. Aynı şekilde hani buna böyle sadece etraftan bir yerlerden duyarak değil de gerçekten sizin neye ihtiyacınız var, siz neyi tercih ediyorsunuz, ona bakarak karar vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bunun taraftarı olmadan, fanatiği olmadan gerçekçi bir şekilde, sonuçta bunlar bizim kariyerimiz ve bu şirketler battığında biz de batmak istemeyiz. Ona göre karar vermekte fayda olduğuna inanıyorum. Ben de ikisini de öneriyorum. İkisi de gerçekten de iş de bulursunuz. İstediğiniz uygulamaları da yaparsınız. Hiçbir problem yok. Umarım herkese faydalı olmuştur yani. Levent'e de bu arada teşekkür ediyorum. Katkıları için. Ben teşekkür ederim aynı şekilde. Tekrardan ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizleri o halde arka plana alıyorum. Biz yarışma kısmına geçelim. Görüşmek üzere, iyi Teşekkürler. akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Altta da yazdığı gibi Huawei Band 6 vereceğimiz ödüllü bir yarışmamız olacak birazdan. Dilerseniz ona geçelim. Hemen ekranımı paylaşırsam. Sanırım daha önce bu platform üzerinden yetki vermediğim için belki bir Chrome'u açıp kapamam gerekebilir. Umarım gerekmez. Bakıyorum. İzin var gibi aslında. Evet, sorun yok gibi duruyor. Umarım ekranım gözüküyordur. Herkes de evet gözüküyor. Şu anda slido.com üzerinden siteye girerseniz 881-315 kodu ile yarışmaya dahil olacaksınız. Yaklaşık 6 sorunun olduğu bir quizimiz olacak. Bu quizin birincisine ise Huawei Band 6 vereceğiz. Sorularsa hem Huawei community'leri ile alakalı hem de bugünkü yayının içeriği ile alakalı olacak aslında. Tabii bu yarışmada sadece doğru cevap bilmek, sadece doğru cevap vermek değil, aynı zamanda hızlı bir şekilde cevap vermek de önemli. Umarım birinci olursunuz diyeyim ve biraz bekliyorum aslında. Bakalım herkes katılınca başlasın. Yaklaşık bir 2 dakika isterseniz herkesin çekilişe bağlanmasını ya da 1 dakika bir herkesin çekilişe yarışmaya bağlanmasını bekleyelim. Daha sonrasında yarışma için tekrar burada olacağız. Tekrardan bir geldim. Yarışma ile alakalı bazı sorular var. Onları cevaplamış oldum. Kahoot üzerinden değil, Slido üzerinden olacak. Kahoot'un alternatif bir platformu aslında Slido'da. Dediğim gibi slido.com üzerinden girerseniz 881-315 koduyla ya da direkt olarak telefonunuzdan QR kodu okutarak dahil olabilirsiniz. Çoktan seçmeli sorular gelecek. Şu anda herhangi bir soru ya da cevap görmemeniz gayet normal. Hemen bir kontrol edeyim. Tamam. Okey, şu anda sanırım başlattım. Orada benim minik bir hatam oldu. Kendi ad soyadınızla girerseniz süper olur. Bir de birinci olan arkadaştan
ekranı screenshot almasını rica edeceğim. Screenshot aldıktan sonra bize ulaşırsa ödülünü en kısa zamanda tarafına ileteceğiz. Az önce sanırım bekleme ekranında bırakmışım. Şu anda katılımcılar girmeye, yarışmaya dahil olmaya başladı. Kusura bakmayın, orada ufak bir hata olmuş. İsminizi burada görüyor olacaksınızdır zaten giriş yaptıktan sonra. Sorular video üzerinden mi gelecek yoksa site üzerinden mi? Çok güzel bir soru. Sanırım burada her ikisi üzerinden de geliyordu diye hatırlıyorum. Ama yine de yanılmayayım. Altı soru çok az değil. Maileyicilik çok az oluyor. Yani dediğim gibi burada amaç hani hem bir bilgilerimizi taze tutmak hem de eğlenmek. Bu bağlamda en hızlı cevabı veren ve en doğru cevabı veren kişi zaten birinci olacaktır. Bu arada evet, gözümüzden kaçmış ama çok güzel bir soru vardı. React Native'de, Flutter'da bir dil olsa, bir coin olsa hangisine uzun vadede yatırırdınız? Konuşmacılarımız gitti ama ben şahsi olarak Flutter'a yatırırdım. Flutter'ın daha geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Burada da yorum bana düşüyorsa eğer fikrimi beyan edeyim. Bakalım kaç kişi katılmış? 46 kişi katılmış. Sanırım herkes katıldı. Son bir 30 saniye bekleyelim. 30 saniye sonra başlayalım. Cevapları dediğim gibi herhangi bir yere yazmanız gerekmiyor. Direkt çoktan seçmeli olacak. Direkt olarak işaretleyebilirsiniz site üzerinden. Diyorum ve hazırsanız. Sorulara başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Biraz dikkatli okuyun. Bir anlık aceleyle yanlış cevabı işaretleyebilirsiniz. Ben dahi yani soruları önceden görmeme rağmen, cevapları önceden görmeme rağmen acaba mı diye düşünmüştüm. Dediğim gibi o manada hem hızlı hem de dikkatli olmanızı ben tavsiye ediyorum. Dedikten sonra sanırım şu anda başlayabiliriz. 47 kişi var. Start quiz diyorum ve başladık. Her soru için bu arada 25 saniyemiz var. Bilginize. Hangisi Huawei'li geliştirici programlarından birisi değildir? Bakalım cevaplar ne gelecek? Ve bitti. Açıkçası burada isimlendirmede bir bir trik yapılmış. Doğru cevabı görelim. Hangisi değildir? Huawei Students Club. Bunun doğrusu Huawei Students Huawei Developer Students Club olacaktı. Oradaki developer kelimesinin olmaması bu soruyu eleyici yaptı sanırım. Huawei Developer Expert ve Huawei Women Developers ve aynı zamanda şu an içinde bulunduğumuz Huawei Developer Group zaten hali hazırda bulunuyor. Yalnızca Huawei Students Developers'ın adı yanlış. Leaderboard'a bir kısaca göz atalım. Mert 10 saniyede cevaplamış. Burak 12 saniyede. Mustafa ise 13 saniyeyle. İlk 3 bu şekilde ilerliyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Tekrar dikkatli olmanızı şey yapıyorum. Hani bir soruyu yanlış yapmanız hiçbir şey değiştirmez. Diğer 4 soruyu doğru yaparsanız birinci olabilirsiniz hala. Ve bir sonraki soru. Hangi programlama diliyle mobil uygulama geliştiremezsiniz? Ve evet, güzel bir sorunun daha sonuna geldik. Bu soru nispeten daha çok kişinin doğru yaptığı Flutter olacak. Neden Flutter? Çünkü Flutter bir dil değil, Flutter bir framework. Flutter'ı biz Dart diliyle yazıyoruz. Aynı zamanda React Native JavaScript ile yazılıyor. Android geliştirmede yine Kotlin diliyle yazılıyor. Bu bağlamda %45 katılımcıların %45'i doğru cevabı vermiş.
Şu anda Mehmet 2'de, Mehmet 1, 2'de 2 yaparak birinci sırada. Merve yine 2'de 2'de yaparak ikinci sırada. Furkan ise yine 2'de 2 ve 35 saniye ile üçüncü sırada. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Birinci olan arkadaşın screenshot alıp bize ulaşmasını rica ediyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Hangisi diğerinden daha eski bir teknolojidir? Bundan aslında yayında çokça bahsetmiştik. Bakalım yayının ne kadar katkısı olmuş. Biraz da burada göreceğiz aslında. Ve evet, bu sefer de %95 React Native cevabı ve doğru. React Native aslında Furkan'ın da dediği gibi yaklaşık 5-6 yıldan beri, belki daha da köklüdür, şu anda tam tarih vermiyor ama Flutter'dan çok daha eski bir framework. Leaderboard'a bir göz atalım. Mehmet Emin hala birinciliği koruyor. Merve ikinciliği koruyor ve Furkan da yine üçüncülüğü koruyor. Gayet güzel, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Ben hiç okumuyorum. Sözü size bırakıyorum. Evet, katılımcıların %55'i Flutter derleme, React Native ise yorumlama ile çalışır demiş. Sorulara bir bakalım. React Native Google tarafından geliştiren bir mobil uygulama geliştirme teknolojisidir. Facebook tarafından geliştiriliyor sanırım. Ben de tam emin değilim ama Flutter bu sefer Facebook tarafından değil, Google tarafından geliştiriliyor. JavaScript kullanarak hem Flutter hem React Native mobil uygulama geliştiremiyoruz. Yalnızca React Native mobil uygulama geliştirebiliyoruz. Bu bağlamda katılımcıların %55'i doğru cevabı vermiş. Leaderboard'a tekrar göz atıyoruz. Leaderboard tamamen değişmiş. Serhat 4'te 4 yapmış. Eralp 2. Alim Kadir ise 3. sıraya yükselmiş. Diğer arkadaşlar bir anda leaderboard'dan kayboldu. Bir sonraki soruya geçiyorum. Huawei mobil servislerinin React Native desteği vardır. Doğru mu yanlış mı acaba? Bunun için herhangi bir süre belirlenmemiş sanırım. 5 saniye sonra kapatıyorum. Ve bakalım. %92 doğru demiş. Ve evet, %92 doğru bilmiş. Bir sonraki soru. Huawei mobil servislerinin Flutter desteği yoktur. Doğru, yanlış. Ve %90 evet, yanlış cevabı vermiş ve doğru cevabı vermişler. Ve aslında finalde şöyle bir tablo bizleri sergiliyor. Alim Kadir, tebrik ederim. 6'da 6 yapmış 1 dakika 22 saniye ile. Hemen arkasında Eralp Özcan 1 dakika 25 saniye ile yine 6'da 6. Ve Serhat Şimşek 6'da 6 yaparak yine 1.30'da vermiş. Dediğim gibi burada hem doğru cevap hem de bir an önce hızlı cevapları vermek çok önemliydi. Alim Kadir, dediğim gibi bu ekranı screenshot alıp bize ulaşırsan en yakın zamanda Huawei Band 6 tarafına ulaşacak. Ve yayınımızın aslında sonuna geldik. Eğer herhangi bir hatam olduysa yayın boyunca kusura bakmayın. Umarım keyif aldığınız bir ve bilgilendiğiniz bir yayın olmuştur. Bir sonraki Huawei Developer Grup yayınlarını takip etmek için bu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.